üniversitemizin konu olarak aramızda bulunmaktadır. Bu müstesna güne hepiniz hoş geldiniz. Değerli hocam, siz de hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın hocamız sizlere bugün geçmişten günümüze dil meselesi konulu bir konferans sunacaktır. İsterseniz hocamızın özgeçmişini kısaca bir hatırlayalım. O, Anadolu'nun müstesna şehirlerinden Sivas'ta 23 Nisan 1936'da doğdu. Annesinin ifadesiyle davullar zurnalar çalarken dünya sözlerini açtı. Halk ozanlarının efsunlu sözlerine kulak verdi. Annesinin her akşam okuduğu boş beşik türküsünü ağlayarak dinledi. Belki de bu yüzden edebiyatımızda anne üzerine en çok şiir yazan şair unvanını aldı. Şiir gibi şehirde, şiir gibi günlerde büyüdü. Sivas, Gaziantep ve Malatya'da ilk ve orta öğrenimi tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı ve bitirdi. Bir süre avukatlık yaptı. Ardından memuriyete geçti. TRT ve Kültür Bakanlığı gibi kurumlarda çalıştı. Fakat Yavuz Bülent Vakiler her dönem derdi olan bir kültür adamı olarak yaşadı. Söz ustası Yavuz Bülent Vakiler, çağdaş edebiyatımızın seçkin ve önemli şairlerindendir. Yavuz Bülent Vakiler'i anlatacak daha nice mükemmel sözler kurmak pek mümkün. Fakat biz son sözü rahmetli Yılmaz Öztuna'ya bırakalım. Yavuz Bülent, Mert doğdu, Mert'çe yaşadı, merdane bir hayat sürdü. Üniversitemiz Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Güldeniz Ekmen hocamız, yıllar evvel hocamızın şiirlerini bestelemeye başlamış, fakat ne yazık ki bir türlü değerli hocamızı dinletme fırsatı olmamış. Bugün burada Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Türk Müziği Bölümü öğrencileri ve öğretim üyesi Sayın Güldeniz Ekmen hocamız, size bu eserlerden birini takdim edecekler. Akşam setti. Geceler nasıl tedirgin, geceler nasıl karanlık, uykusuz, derin. İki yıldız gibi her gece Allah'a uzar ellerin. Mübarek, mübarek. Birazdan top sesleri sarar etrafımızı, tutar zamanları bir ince sızı. Yaz sıklaştır safımızı, ayet ayet, yürek yürek. Şiirin bestelenmiş kısmı bu şekildedir. Sözü şimdi hocamıza ve arkadaşlarımıza bırakıyorum. Thank you.
hocalarımız, hepinize hayırlı günler dileyerek ve hepinizi sevgiyle selamlayarak bugünkü sohbetin perdesini aralıyorum. Önce Gülbeyaz hanımefendiye ve onun ekibine minnettarlığımı ifade ederim. Ben 4 yıl Ankara Radyosu'nda çalıştım. Memuriyet hayatımda 4 yılda Ankara Televizyonu'nda çalışmalarım oldu. O yıllar esnasında bir takım bestekarlarımızla aynı mekanlarda bulunduk. Fakat tahmin edemeyeceğiniz kadar içine kapalı, çekingen, sessiz, hatta zaman zaman biraz fazla endişeli, korkak bir adamım ben. O bestekarlarımızdan hiçbirisine şiirle uğraştığımı söyleyemedim. Şiirlerimden birinin veya ikisinin bestelenmesini isteyemedim. Ama radyo teşkilatında çalışan, soldan sağdan bir takım derlemelerle mısralar yazan bir takım insanlar o bestekarlarımızı çok sık ziyaret ettiler ve eserlerini bestelettiler. Benim bütün şiirlerimin toplandığı Harman isimli kitabım bugün 104 bin baskı yaptı. Bu 104 bin baskı yapan kitabımdan ancak bir iki şiirimin bestelendiğini gördüm. Eğer vakti zamanında biraz dikkatli davranarak veya biraz cesaretle hareket ederek bestekarlarımızla yakından temas kurmuş olsaydım belki bugün Gülbeyaz Hanımefendi'nin bestelerinin yanında birkaç şiirim daha olacaktı. Bundan müteessir değilim sureti katiyede. Memnuniyetimi ifade ediyorum ama kitabın 104 bin tiraja ulaşmasından da ayrıca bir büyük huzur duyduğumu ifade ederim. Bir de bir hususu daha açıklamak istiyorum. Ben 1955 ve 1960 yıllar arasında Ankara Hukuk Fakültesi'nde okudum. Bu üniversitenize geldiğim zaman üniversitenin aydınlığı ve güzelliği gerçekten yüreğimi kabartmaya başladı. Çünkü benim okumuş olduğum hukuk fakültesiyle sizin üniversitenizi mukayese ettiğim zaman hiç abartmadan söylüyorum. Bizim hukuk fakültemiz bu üniversitenin yanında bir gecekondu gibi kalır. Üniversitelerimizin bu kadar güzel olması, bu kadar temiz olması, öğrencilerimizin mükemmel kıyafetlerle derslere devam etmesi bir Türk vatandaşı olarak beni gerçekten duygulandırdı. O bakımdan da sevincimi burada ifade etmek istiyorum. Yalnız bir hususa açıklık getirmek düşüncesindeyim. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Benimle ilgili birkaç cümle söyleyen değerli arkadaşımız beni Türk dilinin üstadlarından birisi olarak söyledi. Bir söz var, metihlerin meti reddi ikinci bir defa met edilmesidir. Met edilmeleri içindir. Ben burada sureti katiyede böyle bir düşünce içinde değilim ve bütün samimiyetimle söylüyorum. Hatta mukaddesatım üzerine yeminle söylüyorum. Ben hiçbir zaman kendimi Türk dilinin üstadları arasında görmedim. Üstadlık nerede? Benim çalışmalarım nerede? Aramızda büyük, büyük uçurumlar var. Ama dua ediyorum Allah sadece beni değil, hepimizi dilimizin ustaları halinde, üstadları halinde yaşayacağımız zamanlara eriştirsin diyorum. Bunu bir çok büyük bir iltifat olarak kabul ediyorum. Ben Türkçenin gönüllü neferlerinden biriyim. Bunu kabul ederim. Türkçe üzerinde çalışmalarım var. Radyolarımızda, televizyonlarımızda Türkçe üzerine bir yıl sohbetlerim oldu. Türkçe üzerine yapmış olduğum sohbetler Sözün Doğrusu ismiyle 17-18 baskıya ulaştı. Bunları kabul ederim. Bu son derece normal bir faaliyetin neticesinde ortaya çıktı. Üstadlıkla alakam yoktur. Ama üstad olmayı gerçekten çok istediğimi de bu münasebette belirtmek istiyorum. Bu programın hazırlanmasında Fatih Bey'in de büyük gayreti oldu. Ona da minnettarlığımı arz ederim. Söze herhalde ister istemez şiirle başlamak icap ediyor. Arkadaşımızın da belirttiği gibi ben 23 Nisan 1936'da Sivas'ta bir bayram günü dünyaya gözlerimi açmışım. Benim çocukluğum son derece sessiz ve sakin geçti. 1955 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydımı yaptırdığım zaman hiçbir abartma yapmadan söylüyorum. Son derece sessiz, sakin, mıymıntı, pısırık, ensesine vurduğunuz zaman elinden ekmeğini alacağınız bir delikanlıydım ben.
bir topluluk önünde 5 dakika konuşma kabiliyetim yoktu katiyen. Ve dersler başlamadan çok önce sınıfa girerek bir yer kapmayı istiyordum. Çünkü bir topluluk önünden geçmek bile benim için gerçekten bir büyük üzüntü konusuydu. Utanıyordum. Kalabalıklara bakmaktan utanıyordum. Kalabalıkların önüne çıkmaktan çekiniyordum. O bakımdan dersler başlamadan önce gelip bir tarafta sınıfın bir köşesinde oturup hocaları dinlemeye başlıyordum. Bizim hukuk fakültesinde derslerimize devam eden hocalarımızın iki ayrı sınıfta toplandığını görüyordum. Birinci gruptaki hocalarımız, buradan çok daha uzun, yüksek, büyük bir salonumuz vardı, sahnemiz vardı. Orada sahnenin bir ucundan öteki ucuna kadar dersleri son derece rahat bir şekilde anlatıyorlardı. Bir tiyatro aktörü gibi. Kitaba bakmadan, kağıda bakmadan son derece rahat, güzel, düzgün cümlelerle dersleri anlatıyorlardı. Hatta o kadar ki bazen başka fakültelerden gelen arkadaşlarımla karşılaşıyordum sınıfta. Mesela liseyi beraber okuduğum bir arkadaşım, tıp fakültesinde olan bir arkadaşımı anayasa hukuku derslerimizde görüyordum. Hayrola Nevzat, ne arıyorsun sen burada lan? Sen tıp fakültesinde değil misin? Evet, tıp fakültesindeyim ama bu hocanın çok iyi ders anlattığını, çok iyi hitabete sahip olduğunu söylediler. Merak ettim, onu dinlemek için geldim. Siyasal Bilgiler Fakültesinden bazı arkadaşlarım bu derslere devam ediyordu. Onlara soruyordum, hayrola ne işiniz var sizin burada diye. Bana diyorlardı ki, vallahi bu hocanın çok metini duyduk. Güzel ders anlatıyormuş, güzel hitabeti varmış. Gelip onu dinlemek istedik. Bunun yanında ikinci grup hocalarımız vardı. Onlar da ders kitaplarını önlerini açıyorlardı ve başlarını katiyen kendi yazdıkları kitaptan kaldırmamak üzere mır 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 yazdıklarını okuyorlardı. Arada sırada bize baktıkları da oluyordu, doğru. Ama o zaman nerede bulunduklarını, hangi satırda olduklarını bulmak için 5-10 saniye zaman kaybediyorlardı. Ben de oturduğum yerden kendi içimden diyordum, hoca olmaz bu böyle, olmaz. Sen bu dersin profesörüsün, bu kitabı da sen yazdın. 20 yıldan beri de bu kürsünün sahibisin. Başını kaldır da biraz yüzümüze bakarak konuş. Böyle yazdıklarını okuyarak ders vereceksen hiç zahmet etme. Buraya kadar gelmedi ki çocuklar. Yarın biz ekonomi dersinde söz gelişi 15. sayfadan 25. sayfaya kadar görüşeceğiz. Okuyun evinizde, gelin buraya, okuyalım biz de, gelelim. Burada bu dersi kendi aramızda müzakere edelim. Siz hiç zahmet buyurmayın diyordum. Ama böyle bir hükme vardığım zaman da kendi kendimle içimden konuşuyordum. Diyordum ki, Yavuz Bülent, sen de bir topluluk önünde 5 dakika konuşma kabiliyetine sahip değilsin. Lan sen ne biçim hukuk fakültesi öğrencisisin? Yarın bu fakülteden mezun olduktan sonra herhangi bir mesele hakkında kanaatini bir topluluğa veya bir kişiye nasıl izah edeceksin? Senin bu hocaları tenkit etme hakkın yok. Önce sen kendini düzenlemeye çalış diye içimden kendi kendimle konuşuyordum. Neden böyle bir büyük acz içinde bulunduğumu doğrusu bilemiyordum. Günün birinde merhum Namık Kemal'in bir yazısını gördüm. İçimdeki bütün karanlığı giderdi Namık Kemal. Diyor ki Namık Kemal, dünyanın her yerinde olduğu gibi bizde de insanlar kelimelerle düşünür, kelimelerle konuşurlar. Bir insanın hafızasında yeterli miktarda kelime olmazsa önüne konulan bir kitabı okuyup anlayamaz. Okur fakat kavrayamaz. Sonra kendisine anlatılanları idrak edemez. Yine kelime fakirliği yüzünden. Sonra kendisini ifade edemez. İkide bir konuşurken şey der, 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 yani tamam mı, atıyorum filan falan gibi bir takım saçmalıklara, bir takım çirkinliklere bulaşır diyor. Ve Namık Kemal diyor ki, imparatorluğumuzun gerilemesinin, duraklamasının tek sebebi dildeki kusurdur, Türkçedeki kusurdur. Dini hayatımızda, mezhep anlayışımızda, iktisadi düzende bir takım çöküntülerin meydana gelmesi dildeki bozukluktan kaynaklanmaktadır. Eğer Osmanlı yeniden derlenmek ve toparlanmak istiyorsa evvel emirde Türkçeyi zenginleştirmek ve geniş bir alana yaymak mecburiyetindeyiz. Yoksa geleceğimize emin nazarlarla, emin adımlarla bakamayız, yürüyemeyiz diyor. Bu bende yeni bir dünyanın doğmasına vesile oldu. Kendi kendime dedim ki, senin hafızanda yeterli miktarda kelime olmadığı için konuşamıyorsun topluluk önünde. Bu kelimeler de bakkallarda, kasaplarda satılmıyor. Bunun kaynağı, bu kelimelerin kaynağı kitaplardır. Kitap okumadıktan sonra, kelime dünyanı zenginleştirmedikten sonra bu zavallı halin devam edecektir. Sevgili gençler,
Ben bunları söylerken biraz da sizin durumunuza tercüman olduğumun farkındayım. Çünkü birbirimizden pek farkımız yoktur. Neden fakültenin birinci sınıfında bir topluluk önünde rahat konuşamadığımı Namık Kemal'in yazısından sonra anladım. Çünkü ben yüksek tahsile Türk ve Müslüman olarak gelmiştim. Türk ve Müslüman olarak geldiğim için bir topluluk önünde rahat bir şekilde konuşma kabiliyetim yoktu. Şimdi tahmin ediyorum ki bazı arkadaşlar işlerinden geçireceklerdir. Ne demek Türk ve Müslüman olarak geldim, o bakımdan topluluk önünde rahat bir şekilde konuşamıyordum demek, ne demek diye tahmin ediyorum işlerinden geçireceklerdir. Şu demek sevgili arkadaşlarım, Türk'ün ve Müslüman'ın en büyük özelliği okumamaktır. Türk okumaz, Müslüman okumaz. Halipür melalimiz meydanda. Bizim evlerimizin %95'i kitapsız ve kütüphanesizdir. Kitapsız ve kütüphanesiz ev olmaz. Her yerde söylediğim, ileriye sürdüğüm bir iddiayı burada da tekrar etmek mecburiyetindeyim. Kitapsız ve kütüphanesiz evlerin mağara karanlığından hiçbir farkı yoktur. Hiçbir fark. İsterseniz o kitapsız, kütüphanesiz evlerin bütün abicelerini Çekoslovakya'dan, kristal abiceler arasından alıp getirin evinize asın. İsterseniz evinizin bütün mobilyalarını Japonya'dan, İngiltere'den, Fransa'dan, İtalya'dan ısmarlayarak temin edin. İsterseniz evinizin bütün halılarını İran halılarının ipekleri arasından seçip getirin. Eğer o evde kitap yoksa, kütüphane yoksa, benim kanaatime göre o evin mağara karanlığından hiçbir farkı yoktur. Ama ne yapalım ki evlerimizin %95'i de kitapsız ve kütüphanesizdir. Benim annem, benim güzel annem bazen namazlarını sonsuzluk namazı olarak eda ederdi. Ne demek sonsuzluk namazı? Bunu Hazreti Ali Efendimizin bir beyanından öğrendim. Bir insan kendisini Allah'ın huzurunda gibi hissederek namaz kılarsa, bir insan peygamberin huzurundaymış gibi namaz kılarsa ve gözyaşlarıyla namaz kılarsa, bir rekat dahi, iki rekat dahi kılmış olsa bütün ömrünü ibadetle geçirmişçesine sevap kazanır diyor. Benim güzel annem hangi sebeple bilmiyorum, sormadım da o havasına girmek istemedim, bazen iplik iplik ağlayarak namaz kıldığı olurdu. Ama biliyor musunuz, ben hukuk fakültesinde, fakültenin birinci sınıfında Namık Kemal'in o yazısını okuduktan sonra artık kitap temin etmeye, kitapla dostluklar kurmaya başlayıp Sivas'a her sömesi tatilinde döndüğümde beraberimde bir bavul dolusu kitapla gelince benim sonsuzluk namazı kılan güzel annem bana şöyle ikazlarda bulunurdu. Aynen kelime kelime. Benim güzel oğlum, yavrum, evladım, o kitaplara verdiğin parayı leblebiye üzüme verip yesen daha faydalı olmaz mı oğlum senin için derdi. Bir anne düşününüz ki 5 vakit namazında, niyazında bir kadın ve gözyaşlarıyla namaz kılan bir kadın ama oğlunun kitap okumaktansa leblebi üzüm alıp yemesini tercih ediyor. Niye? Niçin? Çünkü o da Türk, o da Müslüman. Türk'ün ve Müslüman'ın özelliğiyle yaşamış, özelliğiyle konuşuyordu ondan. Belki şaşıracaksınız ama açıklamak mecburiyetindeyim. Bizim Sivas'ımızda kızlarımız baba evinden koca evine gider. Yeni bir yuva kurmak için ayrılır babasının evinden. Başka ülkeleri, başka vilayetlerimi affedersiniz bilmiyorum. Ama bizim kızlarımız babalarının evinden kocalarının evine gittikleri zaman beraberlerinde sadece bir tek kitapla giderler. İki kitap yoktur. Bir kitap, bir kitap. Bu kız yeni bir ev kuracak. Anne olacak. Evi dişi kuş yapar diye bir inancımız var. Çocuk yetiştirecek. Kitap okumadan, kafasını aydınlatmadan nasıl başarılı olur hayatında ve kurduğu yeni nizamda? İkinci kitap yoktur. Onun da hamdolsun katliyen okumasını bilmez. Çünkü o kitap Arap alfabesiyle yazılmıştır. O kitabı alır getirir, tavana yakın bir yere asar, o kitap öylece orada kalır. Kur'an'ı bilenler diyorlar ki Kur'an'da insanların birbirleriyle münasebetini tanzim eden ayetlerin sayısı 70 civarındadır. Ama insanları müsbet ilme teşvik eden ayet sayısı 700 civarındadır. 700. Bizi müsbet ilme teşvik eden, yani akli ilimler yanında nakli ilimleri dikkate alan ve bizi müsbet ilimlerle baş başa bırakmak isteyen o 700 civarındaki ayeti dikkate almadığımız takdirde yerimizde saymaya devam ederiz.
Sevgili genç arkadaşlarım, Yılmaz Öztuna'nın Başlangıçtan Zamanımıza Kadar Büyük Türkiye Tarihi isimli kitabında okudum. Bunu bize okullarımızda, resmi tarih kitaplarımızda katliyen nedense okutmadılar, yazmadılar, söylemediler. Devlet Aliye Osmanlı İmparatorluğu 1595 yılında 3. Murat zamanında, dikkat buyurun, tam 23.334.600 kilometrekare üzerinde yayılmıştı. Yani bugünkü Türkiye'nin 30 misli büyüklüğünde bir coğrafya üzerinde hükümrandı. Bu coğrafya üzerinde hükümrandı ama bize yine bazı kimselerin söyledikleri gibi Osmanlı sadece öyle kılıç kuvvetiyle zorla insanlara zulmederek sureti katiyede ayakta kalmadı. Adaletle hükmetti ve aynı zamanda müsbet ilimlerle de beraber oldu. Yine Yılmaz Öztuna kitabında diyor ki 14. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar Fransa dünyada 13 yıl lider devlet oldu. Fransa 13 yıl lider devlet. İngiltere dünyada 128 yıl lider devlet oldu 400 yıl içerisinde. Ama bu 400 yıl içerisinde, yani 14. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar Devlet-i Aliye Osmanlı İmparatorluğu tam 322 yıl, dikkat etmenizi istirham ediyorum, 322 yıl dünyada lider devlet olarak yaşadı. Bunun bir sebebi olmalı. Çünkü zulüm üzerinde hiçbir idare 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl ayakta kalamaz, mümkün değil. Ben bir tarihte Yugoslavya'da Struga şehrinde yapılan Struga şiir akşamlarına devleti temsilen katıldım. Döndükten sonra Üsküp'ten Kosova'ya diye bir kitap yazdım. Ayrıca televizyonumuzda da Üsküp'te Türk Eserleri diye bir program hazırladım ve sundum. Orada bir Mekadon tiyatro sanatçısıyla Türkçeyi çok iyi bilen, çünkü Türk mahallesinde büyüdüğü, Türk arkadaşları olduğu için Türkçeyi çok iyi bilen bir sanatkarla sohbetimiz oldu. Bana bir soru sordu. Bunların hepsi dille ilgili, Türkçeyle ilgili, o bakımdan anlatıyorum. Biliyor musunuz dedi, Hitler İkinci Dünya Savaşı'nda kazanmış olduğu topraklarda kaç yıl kaldı? Hitler'in Balkanlarda kaç yıl kaldığını bilmiyorum dedim. Çünkü Hitler'e karşı hiçbir muhabbetim yok. Psikopat adamın birisiydi. Eğer Hitler İkinci Dünya Savaşı'nda başarılı olsaydı Türkiye'de çok büyük bir felaketle iç içe olacaktı. O bakımdan bu adamın Balkanlarda kaç yıl kaldığını merak da etmedim, ilgilenmedim ve okumadım da. O bakımdan bu sorunuzun cevabını veremem dedim. Aa, onu ben de bilmiyorum dedi. Fakat 5 yıl bile kalamadı Hitler Balkanlarda, 5 yıl bile kalamadı. Türkler kaç yıl kaldı biliyor musunuz dedi. Onu ben biliyordum fakat benim cevap vermeme fırsat bırakmadan kendisi anlattı. Türkler tam 550 yıl bu topraklarda yaşadılar dedi. 550 yıl. Bu ne demektir? Bu burada Türklerin 550 yıl çok adil bir idare kurduklarını işarettir. Çünkü hiçbir idare zulüm üzerinde 70 yıl ayakta kalamaz dedi. Siz bu topraklara sahip olduğunuz asırlarda, yani Balkanlara, ki orada bizim 500 yıllık, 550 yıllık bir tarihimiz var. Her gün fazla değil. Bir Sırp ailesini, bir Bulgar ailesini, bir Yunan ailesini, bir Makedon ailesini ortadan kaldırmış olsaydınız, ki hiçbir devlet size itiraz edemezdi o zaman, o asırlarda dünyanın en güçlü devleti sizdiniz. 550 yıl içerisinde Balkanlarda Türk ve Müslüman olmayan bir tek aile kalmazdı. Sizin milletiniz, sizin idarecileriniz böyle bir yola katliyen girmediler. O bakımdan siz Türk olmakla ne kadar iftihar etseniz bu sizin hakkınızdır. Biz de bu topraklarda Türklerle, yani sizinle 550 yıl beraber olduğumuz için müteessir değiliz dedi. Böyle bir geçmişimiz var. Şimdi böyle bir geçmişten, dünyanın lider devletinden bugün bizim basınımızın, bugün bizim siyaset adamlarımızın söylediklerine göre dünya milletlerinin ortalarına düşmüşüz. Niçin, neden? Namık Kemal bu sorumuzun cevabını çok açık olarak veriyor. Türkçedeki bozukluklardan, meselemizi anlayamıyoruz, meselemizi ortaya koyamıyoruz. Türkiye'nin meselelerini yeterli miktarda kavrayamıyoruz ve çocuklarımızı Türkiye'nin ana davalarıyla yüklü olarak yetiştiremiyoruz. Sevgili gençler, bizim ana dilimiz Türkçedir. Biz evlerimizde 7 yıl Türkçe konuşuruz, 7 yıl. 8 yılda ilk eğitimde Türkçe görürüz. Etti mi 15 yıl? 4 yılda lisede Türkçe dersleri görürüz. Etti mi 19 yıl? 19 yıl çocuklarımıza, yani size, sözüm ona, Türkçe konuşturduğumuz, sizi Türkçe düşündürdüğümüz halde
üniversite sıralarına geldiğiniz zaman yeni baştan Türkçe dersleri koyarız sınıflarda. Yeni baştan üniversitede çocuklarımıza Türkçe dersleri. Bütün namusum, şerefim ve mukaddesatım üzerine söylüyorum, inanarak söylüyorum. Bundan büyük ayıp olmaz. Bundan büyük skandal olmaz. Bundan büyük felaket olmaz. Bundan büyük yüz kızartıcı, utanç verici bir hadise olmaz. Üniversite sıralarına gelen çocuklarımıza yeni baştan Türkçe dersleri. 19 yıl Türkçe okuyan, Türkçe düşünen, Türkçe yazan çocuklarımız artık üniversite sıralarına geldikleri zaman hocalarının hazırlamış oldukları kitapları rahatlıkla okuyabilmelidirler. Okuyamıyorlar. Neden? Türkçe dil dünyaları son derece zayıf da ondan. Meramlarını ifade edemiyorlar. Hocalarına ağızları açık bakıyorlar. Bu adam ne söylüyor? Niçin? Kelime dünyası zayıf. Neden? Türk ve Müslüman. Türk ve Müslüman okumuyor ondan. O bakımdan Türkiye'yi kalkındırmak, çağdaş medeniyet seviyesine yükseltmek evvel emirde dilimizin güçlenmesine bağlı. Bugün bir takım devlet adamlarımızın beyanlarını dinliyoruz. Şöyle kalkınma içerisindeyiz, böyle hamlelerimiz var. Bunların hiçbirisi benim nazarımda bir kıymet ifade etmiyor. Bütün samimiyetimle söylüyorum, hiçbirisi. Milletimizin, halkımızın Türkçe'ye olan ilgisine, Türkiye'de ne kadar kitap okunuyor, Türkiye'de çocuklarımızın dile karşı tavrı nasıl, ben onu bilmek istiyorum. Şimdi Kültür Bakanlığı'nda ben uzun yıllar üst kademelerde çalıştım, orada müsteşar yardımcısıydım. Oradan Kültür Bakanlığı'ndan Başbakanlık Müşavirliği'ne atandım. Oraya gittim, 2 sene orada çalıştım. O bakımdan bu kültür meselemizle biraz yakından ilgilenmek fırsatım oldu. Genç arkadaşlarım, dikkatinizi sunuyorum, bakınız. Batı dünyasında, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da 8 yıllık eğitimden geçen çocukların ders kitapları 70 bin kelimeyle yazılıyor. 71 bin de yuvarlak hesap. 70 bin kelime. Bu rakam Japonya'da 40 bindir. Bu rakam İtalya'da 32 bindir. Bu rakam Atatürk'ün ifadesiyle çağdaş medeniyet seviyesine sıçramak mecburiyetinde olan Türkiye'de 6-7 bin civarında değişmektedir. Yani size uzatılan kitaplar 6-7 bin civarında kelimeyle yazılan kitaplar. Ve siz de bu 6-7 bin kelimenin %10'uyla düşünüp konuşuyorsunuz. Gittim, geldim, baktım, gördüm, ağladım. Kelimelerle konuşuyorsunuz. Bunlar sokak Türkçesi, sokak. Sokaklarımızda simit satan çocuklar da veya sokaklarımızda ayağında bir Amerikan bulucunu olduğu halde kazma kürekle yol kazan adamlar da bu kelimelerle konuşuyorlar. Gel diyorsunuz simitçiye, geliyor, git, gidiyor, kaça diyorsunuz, fiyatını söylüyor. Elinde kazma kürekle lağım işlerinde çalışan işçiyle gidip konuşuyorsunuz, söylediklerinizi anlıyor, sizin söylediklerinizi anlıyor. Siz de onun söylediklerini çok rahatlıkla anlıyorsunuz. Ama o sokakta simit satan çocuğa, o sokakta elinde kazma olduğu halde kanalizasyon hizmetlerinde çalışan kişiye siz Cumhuriyet devrimizin mesela önemli yazarlarından birisi olan Fadi Rıfkat Ay'ın, mesela Peyami Safa'nın, mesela Refik Halit Karay'ın, mesela Necip Fazıl'ın, mesela Cemil Meriç'in bir kitabını verdiğiniz zaman o işçi veya o simitçi bu kitapları rahat bir şekilde okuyup anlayabiliyor mu? Hayır, okuyamıyor, anlayamıyor. Neden? Kelime dünyası zayıf, Türk ve Müslüman. Okumadığı için o kitaplar kendisine hiçbir mane ifade etmiyor. Şimdi üniversite sıralarında okuyan çocuklarımız da böyle. Sokaktaki işçi de böyle. Ne olacak bu memleketin hali? Türkiye nasıl kalkınacak? Türkiye nasıl çağdaş medeniyet seviyesine yükselecek? Türkiye'de edebiyatımızı biz kuvvetlendirmedikten sonra, güçlü bir edebiyat kurmadıktan sonra Batı'yla katiyen medeniyet yarışında beraber olamayız. Mümkün değil. Bizi fersah fersah geride bırakırlar. Bir nesil düşündünüz ki 70 bin kelimeyle düşünüyor, konuşuyor, yazıyor. Bir nesil düşündünüz ki 6-7 bin kelimenin %10'una sığınmış vaziyette. Bu nesil arasında elbette büyük fark olacaktır. Bir Fransız yazarı, Honoré de Balzac, diyor ki millet edebiyatı olan bir büyük topluluktur. Çok doğru bir tespit. Millet edebiyatı olan bir büyük topluluktur. Niçin böyle söylüyor? Çünkü edebiyatın temel malzemesi dildir. Dil olmasa edebiyat olmaz. Dil olmasa millet olmaz. Dil olmasa din olmaz. Şimdi ben bu kanaatlerimi çeşitli vesilelerle ortaya koyduğum zaman bazı dindar arkadaşlar rahatsızlık duymaya başlıyorlar. Dil ve din milletlerin hayatında iki önemli kültür merkezi. Dil ve din. Ama bana derseniz ki bu iki önemli kaynak arasında bir tercih yap bakalım,
En önemlisi hangisi? Hiç tereddüt etmeden derim ki birinci kaynak dil. Konuştuğumuz Türkçe. Çünkü dil olmasa dini anlatmanız mümkün değil. Sevgili Peygamberimize sormuşlar. Ya Resulallah, din nedir demişler. Çok kısa, çok doğru, mükemmel bir cevap vermiş. Din nasihattır demiş. Doğru. Din nasihattır. Peki biz bu nasihatı neyle yapacağız? Biz bu nasihatı zengin bir dille yapabiliriz. Ben şimdi burada huzurunuzda sağır ve dilsizlerin o işaretleriyle konuşsam böyle ne anlarsınız siz? Hiçbir şey anlayamazsınız ama güzel açık bir dille meseleyi ortaya koyduğum zaman bunu kavramakta zorluk çekmezsiniz. Bu bakımdan Bağzat çok doğru söylemiş. Millet edebiyatı olan topluluktur. Necip Fazıl'ın bir cümlesi var. Diyor ki bir milletin edebiyatı yoksa o milletin hiçbir şeyi yok demektir. Ankara'da bir İlesan toplantısında dünya Türklüğünün çok önde olan yazarlarından birisi, eğer onun eserlerini okumadınızsa Cengiz Aytmatov, Kırgız Türklerinden, büyük kayıptasınız. Bunu açıklıkla söylüyorum. Cengiz Aytmatov, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Beyefendinin huzurunda dedi ki Kırgızistan'da bizde bir söz var. Biz deriz ki bana edebiyatını söyle. Sana nasıl bir millete mensup olduğunu anlatayım. O kadar mühim. Bunun karşılığı var bizde bu sözün, biliyorsunuz. Biz de diyoruz ki bana arkadaşını söyle, sana nasıl bir insan olduğunu anlatmaya başlayayım. Ama Kırgızlar bunu çok daha doğru, çok daha şumulli bir şekilde ifade ediyor. Bana edebiyatını söyle, sana nasıl bir millete mensup olduğunu anlatayım diyorlar. Edebiyat bir milletin hayatında bu kadar önemli bir değere sahip. Ama bütün bunlardan biz maalesef haberdar değiliz. Evlerimizin %95'inin kitapsız ve kütüphanesiz olması bizim bu gerçeğin dışında bulunmamıza işaret. Benim bir kızım, bir oğlum var. Onlar Şile yolu üzerinde yeni bir yerleşme merkezinden daire aldılar, temelden. Birkaç ay sonra, sanıyorum 5-6 ay sonra örnek bazı daireler yapılmış. Bize mektup geldi. Dairelerimizi görmenizi istiyoruz diye. Biz de tabii anne ve baba olarak çocuklarla birlikte çıktık gittik. Sitenin ismini Aqua City koymuşlar. Aqua City. Geberir, geberir. Bu kelimenin Türkçe karşılığını söylese geberecek. Yani Aqua City'nin Türkçe karşılığı su şehri. Su şehri demiyor. Niye? Çünkü biliyor millet cahil ve bir aşağılık duygusu içinde. Ben buna Aqua City dersem buraya daha çok ilgi göstermeye başlarlar. Ama su şehri dersem herkes anlar. Su ve şehir kelimelerini bilir. O bakımdan aman ben buraya Aqua City diyeyim de cazibeyi daha çok arttırmaya çalışayım. Gittik Aqua City'ye, örnek daireler yapmışlar. Gerçekten güzel daireler. İçeriye girdiğiniz zaman perdeler, halılar, mobilyalar yüzünüze gülümsüyor. Masaların üzerinde vazolar, vazolarda yapma çiçekler. Pırıl, pırıl, mükemmel. Ebeveyn ailesi odası başka, çocukların odası başka, annenin babanın odası başka, hepsi ayrı ayrı tanzim edilmiş. Buzdolabının yeri başka, çamaşır makinesinin yeri başka, çöp tenekesinin yeri başka. Hepsi tanzim edilmiş ve konulmuş oralara. Mükemmel, mükemmel. Nizam bakımından, düzenleme bakımından. Fakat evde bir tek kitap yok, bir tek kütüphane yok, bir tek kütüphane rafı yok. Herkes kanaatini yazıyor. Ben de gittim başlarına dikildim. Kim ne yazıyor ona bakıyorum. Yazanlar hep bu cümlelerle duygularını ifade ediyor. Çok beğendik, çok hayran kaldık. Mimarlarımızı tebrik ederiz. Mühendislerimizi alkışlarız. Böyle evlerde oturacağımız için şimdiden büyük bir huzur duymaktayız gibi cümleler. Ben de bekliyorum ki sıra bana gelsin. Bana geldi, kalemi elime aldım. Karım benim bazı özelliklerimi bildiği için geldi, kulağıma eğildi. Bana bak dedi, doğrucu Davut. Ben karımdan çok korkarım. Bana bak doğrucu Davut, doğru yaz dedi. Bir yanlış cümle yazarsın çocukların başı belaya girer. Yarın bu sitelerde oturacaklar. Bu mimarlarla, mühendislerle, bu müteahhitlerle çocukları bir sıkıntıya sokma. Deli misin dedim ya, deli misin? Aklımı ben peynir ekmekle mi yedim? Niçin kötü bir şey yazayım? Yazmam dedim. Ve yazdım, mimarlarımızı ve mühendislerimizi bütün gönlümle tebrik ediyorum. Tam bir Türk evi kurmuşlar. Tam bir Müslüman Türk evi kurmuşlar. Her şey var, her şey. Her şey düşünülmüş. Yalnız kitap yok, kütüphane yok.
Çünkü Türk'ün de Müslüman'ın evinde kitap ve kütüphane olmaz. Bir Müslüman Türk evi modeli ortaya koydukları için mimarlarımızı, mühendislerimizi, inşaat teşkilatında çalışan insanların hepsini bütün gönlümle tebrik ediyorum dedim. Adımı da yazdım, imzamı attım adına. Beni tanıyorlar. Birkaç ay sonra yeniden bir davet oldu. Yeniden örnek evler yapmışlar. Gittik. Sizi şerefimle temin ederek söylüyorum. İçeriye girdim. Bir köşede kütüphane. Kütüphanede raflarda kitaplar. Masaların üzerinde atılmış birkaç kitap. Karıma dedim ki ben geçen gelişimde hanımefendi eğer o yazıyı yazmasaydım bu kütüphane burada olmazdı. Bu kitaplar bu masanın üzerine konulmazdı. Bizim millet olarak en büyük endişemiz veya en büyük faciamız kitaptan, kütüphaneden, dolayısıyla kendi ana dilimizden kopmamızdır. O bakımdan devletimizi sevk ve idare edenler evvel emirde iktisadi meseleler kadar bizim kültür dünyamıza da eğilmelidirler. Ben bundan birkaç yıl önce İstanbul'da yapılan bir merasimde dünya Türklüğüne hizmet ödülü aldım. Epeyce var yani almış olduğum ödüllerin sayısı 50'yi geçti. Bunların içerisinde en önemlileri bence dünya Türklüğüne hizmet ödülüdür. Çünkü bizim milletimiz milli sınırlarımızın dışında da yaşıyor. Aşağı yukarı 150 milyon civarında bizim sınırlarımızın dışında yaşayan soydaşımız var. O bakımdan dünya Türklüğüyle, dünya Türklüğünün meseleleriyle de ilgileniyorum. Biraz sonra o konuda bir tespitimi size arz edeceğim. Sanıyorum ki ilk defa bunu burada benden dinlemiş olacaksınız. Çünkü okul kitaplarımızda bunlar katliyen yazmıyor. Bir masa başında başbakan yardımcısı, bugünkü başbakan yardımcısı, o yılların meclis başkanı Bülent Bey'le birlikte oturuyoruz. Dil konusu üzerinde aramızda bir kısa sohbet oldu. Bana dedi ki, Yavuz Bülent Bey dedi, Ankara'da bir cadde var dedi. O caddeden geçtiğim zaman kendi kendime soruyorum. Dikkat edin, bunu meclis başkanı söylüyor. Kendi kendime soruyorum. Diyorum ki ben acaba Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde mi yürüyorum yoksa yabancı bir ülkenin herhangi bir şehrinden mi, o şehrin bir caddesinden mi geçmekteyim? Çünkü başımı kaldırdığım zaman bütün levhaların hep yabancı isimlerle süslü olduğunu, yüklü olduğunu görüyorum. Türkçe isim yok, yabancı isimlerle açılan mağazalar. Bu nasıl bir iştir dedi. Beyefendi dedim, ben size söyleyeyim, kanaatimi söyleyeyim. En çok 50 yıl sonra Türkiye tam bir sömürge devleti durumunda düşecektir. Bugün bu caddelerimizi, bu dükkanlarımızı, iş yerlerimizi bu yabancı isimler istila etmeye başladılar. Benim bir arkadaşım var, rahmeti Rahman'a kavuştu. Altan Deli Orman, o bir inceleme yapmış. Türkiye'de çıkan 100 dergiden 70'inin ismi yabancı. Arkadaşlar lütfen dikkat edin. 100 dergiden 70'inin ismi yabancı isimler. Niçin, neden? Batı karşısında duymuş olduğumuz aşağılık duygusundan, Türkçe meseleleri ve Türkiye'nin meselelerini bilemememizden kaynaklanan son derece yanlış bir değerlendirme. Bunu Bülent Arınç Beyefendi'ye anlattıktan sonra dedim ki beyefendi 50 yıl sonra Türkiye'yi biz tamamen kaybetmiş olabiliriz. O kadar mühim bir konu üzerinde duruyorsunuz. Bunu halletmek dünyanın en kolay işlerindendir. Dünyanın en kolay işlerinden. Ama aynı zamanda dünyanın en zor meselesidir bu. İstedim ki merak etsin ve sorsun. Nitekim düşündüğüm bu oldu ve merak et. Nasıl dedi. Efendim dedim, bakınız. Siz bir kanun çıkardınız. Kapalı yerlerde sigara içilmez. Bu esasa uymayanlar 75 liradan bilmem 95 liraya kadar para cezasına mahkum olur. Bitti mesele. Siz eğer böyle bir kanun çıkarmasaydınız ve grup olarak, parti grubu olarak 275-375 milletvekiliyle o kahvehanelere gitseydiniz ve o adamlara, kahvehanelerde sigara tüttürenlere deseydiniz ki yapmayın, bu çok yanlış bir hareket, bu zıkkımı içmeyin. Bunun size hiçbir faydası yok, çocuklarınıza faydası yok, kesenize faydası yok. Bırakın bunu. İşte ilim böyle söylüyor. Kanser hastalıklarının çoğu bu sigara illetinden kaynaklanıyor. Bunun faydası yok, vazgeçin bundan deseydiniz, kahvehanede oturanlar sigaralarının dumanlarını diye üfürerek yüzünüze sigara içmeye devam eder. Ama bir kanun çıkardınız. Dediniz ki kapalı yerde sigara içen 75 lira para cezasına mahkum. Bitti mesele. Şimdi beyefendi dedim, 300'e yakın milletvekiliniz var. Bir kanun çıkarırsınız meclisten. Bir,
Türkiye'de yabancı kelimelerle iş yeri açılamaz. İki, bu esasa uymayanlar 5 milyon liradan 15 milyon liraya kadar para cezasına mahkum edilir. Üç, bu kanunu belediyeleriniz uygular. O kadar, biter mesele. Meclise getirirsiniz, kabul edenler etmeyenler edilir. Resmi gazetede yayınlarsınız, bütün belediyelere tebliğ edersiniz. Konuyu kökünden halletmiş olursunuz. Böyle bir kanun çıkarmadığınız müddetçe Türkiye'nin yavaş yavaş bir sömürge devleti olmasına engel olamazsınız. Yapmayın, böyle bir kanun çıkarın derhal dedim. Sizi namusum ve şerefim üzerine temin ederek söylüyorum. Bugünkü başbakan yardımcımızın hayatta, gidin sorun kendisini. Herhalde inkar edecek değildir. Bana verdiği cevap şu oldu. Ama dedi, siz biliyor musunuz dedi, biz öyle bir kanun çıkardığımız için, yani kapalı yerlerde sigara içilmez şeklindeki kanunu çıkardığımız için ne kadar hücumlarla karşı karşıya kaldık. Anladım ki Bülent Arınç beyefendinin aklında Türkiye'nin geleceği veya Türkçenin güzelliği yok. Aklında bir takım kimselerin hücumlarından uzak kalmak meselesi var. Yani oy meselesi söz konusu. Günün birinde oy diye oy diye dizimize oy oy diye vurarak ağlayacağımız günler inşallah gelmez, başımıza musallat olmaz. Bu kadar basit meselelerden devletimizin, hükümetimizin uzak kalması bizim karşı karşıya bulunduğumuz faciaları zamanla çok daha büyütmeye devam etmektedir. Şimdi değerli genç arkadaşlarım, size sözlerimin arasında arz etmiştim. Uzun yıllar Kültür Bakanlığı'nda çalıştım. Bu Kültür Bakanlığı'nda elde edilen, önümüze konulan rakamlara dayanarak söylüyorum. Dünyada en az okuyan milletlerin başında biz varız. Nasıl Kur'an-ı Kerim oku emriyle başlıyor? Hani kitabımız oku diyordu, niye okumuyor bu millet? Bunun üzerinde durmak lazım. Dünyada en az okuyan milletlerin başında biz varız. Bizim altımızda Orta Doğu İslam ülkeleri var. Onların altında da Afrika tamtamları var. Çırpınan adamlar. Ömürleri boyunca üzerlerine iki karış bezden başka bir nesne sarmayan insanlar. Ayıp değil mi? Bu yakışır mı bize? Bunu nasıl hallederiz? Bunu nasıl bu iptidailiği ortadan kaldırabiliriz? Doğrusu bu dünyanın hem en zor işlerinden hem en kolay işlerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Türkçe bir şairimizin ifadesi gibi bizim ses bayrağımız. Türkçe bizim varlık sebebimiz. Diyarbakır'ın büyük vatansever evladı Nizamettin Nazif'in bir sözü var. Türkçe milletimizin iskeletidir diyor. Nasıl iskeletsiz bir adam ayakta duramazsa, bir et yığını halinde çöker kalırsa, dilsiz bir millette veya zengin bir dile mensup olmayan bir millette, bir toplulukta hayatiyetini devam ettiremez. Şimdi değerli arkadaşlarım, dil konusu üzerinde Tanzimat'tan beri ülkemizde bir takım çalışmalar var. Benim bu konuda bazı yerlerde konferanslarım oluyor. Yani Türkiye bugün 81 vilayet. Ben bu 81 vilayetin 72'sinden davet aldım. Gittim, oralarda konuştum. Üniversitelerde konuştum, liselerimizde konuştum, ortaokullarımızda konuştum. Belki bir iki çocuk kazanabiliriz diye. Şehirlerimizde konuşuyorum. Biliyor musunuz, bunu büyük bir üzüntüyle ifade ediyorum. Şehirlerimizde konuştuğum zaman ön sıralarda şehrin ileri gelenleri gelip oturuyorlar. Ve ben konuşurken, bilhassa geceleri yapılan konferanslarda görüyorum, karşımda oturuyor. Gözlerini zor açıyorlar. Böyle, yani uyuyacaklar ama tam benim karşımda oturdukları için uyuyamıyorlar da başları önüne düşüyor. Hayır, tekrar böyle. Niçin? Kendi kendimle konuşuyorum. Hem hitap ediyorum topluluğa hem de kendi kendimle konuşuyorum. Diyorum ki Yavuz Bülent, sen bunları anlatıyorsun ama bu adamlar bu anlattıklarını kavrayamıyor. Neden? Çünkü Müslüman ve Türk adamlar hafızalarında yeterli miktarda kelime yok. O bakımdan uykuları geliyor. Ama sen bunlara bir futbol maçını anlatsan, bu şehrin bir futbol maçını anlatsan, hepsi büyük bir heyecanla, büyük bir zevkle takip ederlerse. Neden? Çünkü biliyor adam. Şu üç direk arasından top girdi mi içeriye, o kendi kalesinin lehinde veya aleyhinde bir durum var. Bunu biliyor. Bunu bildiği için takip ediyor. Ama bu senin anlattıkların, bu adamların bugüne kadar hiç bilmediği bir takım meseleler. Biz devlet olarak, biz millet olarak içerisinde bulunmuş olduğumuz bu büyük gafletten sıyrılmadığımız müddetçe dünya milletler arasında başımızı dik tutamayız. Bakın şimdi size
sözlerimin arasında söylemiştim. Yabancı devletlerin bu hususta takip etmiş oldukları politikaya lütfen dikkat buyurun. Ben Rusya'ya 10 defa gittim geldim. Komünist sistem çökmeden önce de gittim oraya. O sistemi çok yakından görmek, tanımak imkanı buldum. Hem komünist sistem yıkıldıktan sonra gittim oraya. Ruslar kültürün bir milletin hayatındaki büyük önemini bilen çok ciddi devlet adamları yetiştirmişler. Yani bizim devlet adamlarımızla mukayese edildiği zaman Rus devlet adamları bu konuda bizim devlet adamlarımızdan çok önde. Ciddi devlet adamları yetiştirmişler ama Allah'a milyonlarca şükrolsun ki bu bizim için çok büyük bir kazançtır. Allah'a milyonlarca şükrolsun ki bu komünist devlet adamları Marksist bir sistemle ülkelerini idare etmek yolunda gitmişler. Çünkü Marksist bir sistem bütün dünya milletleri karşıma dikilse anlasa beni inandıramaz çünkü ben yerinde gördüm, uygulamalarını gördüm. Dünyanın en geri sistemi, dünyanın en iktidai sistemi, dünyanın en kaba sistemi, dünyanın en ahmakça sistemlerinden birisi. O bakımdan yürütemediler adamlar. Gümbür gümbür yıkılıp gittiler herhangi bir devletin. Şöyle müdahalesi olmadan yıkılıp gittin. Niçin? Marksist bir sistemle milleti idare etmeye kalkıştıkları için. Ama bu ülkenin bir dil politikası var. Çok doğru. Şimdi Rusya kendi topraklarında bir büyük Türk topluluğunun yaşadığından haberdar, biliyor tabii. Bu geçmiş yüzyıllarda 70-80 milyondu. Bugün 100 milyonun üzerinde bir topluluk. Anadolu'da yaşayan Türk topluluğu var. Biz dünyada çok büyük devletler kuran bir millete mensubuz. Çok büyük. Bugüne kadar 118 büyük imparatorluk ve devlet kurmuşuz. Dünden bugüne. Şimdi Rusya kendi ülkesinde yaşayan Türklerle Anadolu'da yaşayan Türkleri kültür bakımından birbirinden koparabilmek için çok ciddi bir adım attı. Ne zaman? 1925 yılında. Nasıl? Onu anlatmaya çalışacağım. 1925 yılında Moskova, Azerbaycan Türklerinden, Türkçeyi çok iyi bilen Azerbaycan Türklerinden Mirza Feteli Ahundov isimli bir adamı Türkiye'ye gönderdi. Mirza bey demek, efendi demek Azerbaycan Türkçesinde. Bu adam geldi Türkiye'ye. Bizim o zaman 1925'li yıllarda bir ilim cemiyetimiz vardı. Ben o ilim cemiyetinin zabıtlarını okudum. Bu anlattıklarımı oradan size intikal ettirmeye çalışıyorum. Dedi ki Mirza Feteli Ahundov, bu Arap elifbasından vazgeçin. Biz alfabe diyoruz, onlar elifbadır. Bu Arap elifbasından vazgeçiniz. Bunlar çok zor harfler. Bu harflerle çocuklarınızı kısa zamanda okur yazar yapamazsınız. Atın bu elifbayı. Yerine Latin elifbasını alın dedi. İlim cemiyetindeki kişiler Mirza Feteli Ahundov'a dediler ki söylediğinize bir itirazımız yok. Latin alfabesi Arap alfabesinden kolaydır, kolay olabilir. Ama biz bin yıldan beri biz bu alfabeyi kullanıyoruz. Sadece biz değil. Sovyetlerde yaşayan, Rusya'da yaşayan Türkler de bu alfabeyi kullanıyor. İran'da 30 milyondan fazla Türk var, onlar da bu alfabeyi. Arap Yarımadası'nda Türkler var, onlar bu alfabeyi kullanıyor. Balkanlarda yaşayan Türkler var, onlar bu alfabeyi kullanıyorlar. Şimdi biz bu alfabeyi atarak yerine Latin alfabesini aldık mı, irtibat kaybolur. Türkiye'den çıkıp hac dolayısıyla oralara, o topraklara gelen veya ticaret münasebetiyle, seyahat münasebetiyle oralardan geçen kimseler beraberlerinde bir kitap getiriyorlar. Aynen ifade böyle. Bir kitap bazen bir cihan demektir. Türkiye'de çok büyük tesirleri oluyor onun veya buradan oraya bir kitap gidiyor. Şimdi biz böyle bir alfabe değişikliğine gittik mi bu irtibatı tamamen kaybederiz. Sizin eserlerinizi biz okuyamayız. Bizim eserlerimizi sizin gözden geçirmeniz mümkün olmaz. O bakımdan bu alfabe sistemini değiştirmemiz mümkün değildir. Mirza Feteli, ilim zor bir iştir. İlme talip olan bunun zorluğuna da katlanmalıdır. O ilim cemiyetinde geçen bir cümle. İlim zor bir iştir. İlme talip olan bunun zorluklarını da dikkate almalıdır. İşte Japonlar, işte Çin, bugün dünyanın en önde gelen ülkeleri Latin alfabesini kullanmıyorlar. Ama kendi alfabelerine rağmen okur yazar nispetlerini şu noktadan şu seviyeye çıkardılar. Dünyanın en medeni ülkelerinden birisi oldular. Değiştiremeyiz biz dedi. Mirza Feteli Ahundov Türkiye'den aldığı cevabı getirip Moskova'ya duyurdu. Dedi ki Türkler alfabelerini değiştirmiyor. Genç arkadaşlarım lütfen dikkat buyurun. Biz alfabemizi değiştirmediğimiz için Ruslar 1925 yılında o topraklarda yaşayan soydaşlarımızın alfabesini değiştirdiler. Niçin? Onlar daha kolay okuyup yazma öğrensinler diye. Yalan. Rusya'nın maksadı Türkiye Türklüğü ile Türkistan Türklüğünü birbirinden tamamen koparabilmekti, ayırabilmekti.
Onlar Latin alfabesine geçtiler. Biz Arap alfabesinde kalmaya devam ettik. Şimdi Ruslar bu harf inkılabını yaptıkları zaman Rusya'da dediler ki maksadımız en kısa zamanda Türklere burada okur yazar olma imkanını sağlamak. Yalan. Çünkü müteaddit defalar 10 defa gidip geldiğim için biliyorum. Rusya'da Gürcüler yaşıyor. Bir defasında Azerbaycan'a Gürcistan üzerinden geçtim. Gürcistan'ın öyle bir alfabe sistemi var ki binlerce karınca bir tozlu zemin üzerinde hareket etse onların o karıncaların ayak izleri neyse Gürcü alfabesinin görünüşü de aynen öyle. Ama onların alfabesini Ruslar değiştirmedi. Ermenilerin farklı bir alfabesi var, değiştirmedi. Yahudilerin farklı bir alfabesi var, değiştirmedi. Sadece oradaki Türklerin alfabesini değiştirdi. Bu Latin alfabesi kolaysa efendim onlarınkini de değiştir. Onlar da kısa zamanda okusunlar. Rusya'nın Gürcülerden, Ermenilerden, Yahudilerden bir endişesi yok. Dokunmadılar. Rusya 1925 yılında Latin alfabesine geçirdi bizim soydaşlarımızı. Biz Arap alfabesinde kaldık. 1925 yılında lütfen dikkat buyurun. Atatürk Sarayburnu'nda halkın önüne çıktı. Dedi ki Latin alfabesi kolaydır. Benim milletim zekidir. Milletimiz 5 yıl içerisinde Latin alfabesine ıttıla kesbedecektir. Yani bu alfabeyi tanıyacaktır. Ve 10 yıl sonra Türkiye'de okur yazar olmayan insanlar parmakla gösterilecek kadar azalacaktır. Biz bundan böyle Latin alfabesine geçeceğiz dedi. Ve 1928 yılında yani Rusya'nın harf inkılabından 3 yıl sonra Latin alfabesine geçtik. Tekrar alfabelerimiz birleşti mi? Bizim alfabelerimiz birleştiği zaman bu defa Rusya orada bizim soydaşlarımızın alfabesini ikinci bir defa değiştirdi ve onları Kiril alfabesine götürdü. Niye? Neden? Aman Türkistan Türkleriyle Türkiye Türkleri arasında bir beraberlik olmasın, bir kültür birliği olmasın. Bunlar ayrı ayrı topluluklar halinde yaşasınlar ki Rusya hem gelecek yıllarda Boğazları ve Anadolu'yu hem bu Türkistan topraklarını daha uzun süre sahip çıksın düşüncesiyle böyle hareket ettiler. Şimdi benim soyum sopum Türkiye'ye Azerbaycan'ın bugün Ermenistan işgalinde kalan Karabağ bölgesinden göç etmiştir. Ben kendi gayretimle Azerbaycan alfabesini öğrendim. Ama ben söz gelişi Türkmenistan alfabesini bilmiyorum. Özbekistan'dan gelen herhangi bir dergiyi veya kitabı katiyen okuyamıyorum. Neden? Çünkü Ruslar her Türk Cumhuriyeti'ne ayrı bir milliyet verdiler. Her Türk Cumhuriyeti'ne ayrı bir alfabe götürdüler. Dediler ki orada Azerbaycan Türkleri, siz Türk değilsiniz. Siz Azerbaycanlısınız. Siz katiyen Türkçe konuşmuyorsunuz. Siz Azerbaycanca danışıyorsunuz. Azerbaycanca başka, Türkçe başka. Geldiler Türkmenistan'a. Türk başka, Türkmen başka. Siz Türkmensiniz. Anadolu'dakiler Türk. Türkler size hasım bir topluluktur. Eğer üstünüzde Sovyet Rusya'nın gücü olmasa, siz Sovyet topraklarında yaşamasanız bu Anadolu Türkleri gelir sizin topraklarınızı işgal ederler. Kırgızistan'a, Kazakistan'a böyle söylediler ve bizi böldüler tamamen. Sevgili gençler, ben müteaddit defalar o topraklarda oldum ve Türkistan Cumhuriyeti'nde, Türkistan bölgesinde yaşayan soydaşlarımıza 101 televizyon programı hazırladım ve sundum. Tamamen Oğuz boyundan gelen ve tamamen Oğuz Türkçesiyle konuşan Azerbaycan Türkleri bile bana resmi toplantılarda biz katiyen Türk değiliz, biz Azerbaycanlıyız, biz Türkçe konuşmuyoruz, biz Azerbaycanca danışıyoruz diye ifadelerde bunlar. Çünkü başka şekilde konuşmaları mümkün değildir o Marksist sistemde. Komünist sistemin yıkılmasından birkaç sene önce ben Bakü'deydim. Bakü'de bizim Türk ilim dünyasının çok değerli bir ismi var, Abbas Zamanov. O Türkiye ile kültür münasebetlerimiz devam etsin düşüncesinde olduğu için bir ara üniversiteden kovuldu, hapishanelere filan atıldı. Bu işin çok büyük çilelerini çekti. Onunla birlikte Hazar Denizi'nin kıyısında bir masa başında sohbet halindeyiz. İkimizden başka kimse yok sofrada, masamızda. Dedim ki ona, Aziz Hocam, bu harf meselesini anlattım. Dünyada her milletin bir tek alfabesi var. Arap'ın bir alfabesi, İngiliz'in bir alfabesi, Japon'un, Çin'in bir alfabesi. Dünyada her milletin bir tek alfabesi var. Yazın bunu lütfen kafanızın bir tarafına. Dünyada 29 ayrı alfabeyle okuyan ve yazan tek millet biziz. Neden? Niçin? Çünkü büyük devletlerin üzerimizde oynadıkları oyunlar var da ondan. Hem büyük devletler bizi birbirimizden koparmaya çalışıyorlar hem de biz cehaletimiz yüzünden, gafletimiz yüzünden büyük devletlerin politikasına adım uyduruyoruz. Ne zaman dedim Aziz Hocam yeniden alfabelerimiz bir olacak? Biz aynı milletin mensuplarıyız.
Siz Kiril alfabesiyle yazıyorsunuz, biz Latin alfabesiyle. Bir milletin alfabe değişikliğine gitmesi çok zordur, kolay bir iş değildir. Ama benim hükümetim yeni başlayan Azerbaycan ve Türkistan Türkleriyle aynı alfabeleri okuyup yazmalıyız diye düşünse ve bir adım atsa, hocam bizi Kiril alfabesine götürse, bu defa siz ya Çivi alfabesine geçeceksiniz ya Japon alfabesine geçeceksiniz. Alfabelerimiz ne zaman bir olacak? Sizi namusum ve şerefim üzerine temin ederek söylüyorum. O Azerbaycan'ın çok değerli ilim adamları bana dedi ki, Yavuz sen Türkiye'ye mi gitmek istiyorsun yoksa burada mı kalmak istiyorsun? Zamanım gelince tabii dedim Türkiye'ye gideceğim. Bak dedi, sana söylüyorum. Eğer Türkiye'ye gitmek istiyorsan, memleketine dönmek istiyorsan, burada hiç kimseye böyle bir soru sormayacaksın. Bırak böyle bir soru sormayı. Böyle bir meseleyi düşünce olarak kafandan bile geçirmeyeceksin. Çünkü bu o kadar tehlikeli bir konudur Moskova'nın anlayışına göre. Perişan ederler seni. Sakın bu konuda kimseyle konuşma ve kimseye bir soru sorma. Anladım hocam dedim. Hazar ne kadar güzel hocam dedim. Dalgalar ne güzel geliyor kıyıya. Çayımız da mükemmel. Hazar'ın kıyısında böyle güzel bir sohbette karşılıklı çay içmek benim için gerçekten unutulmaz bir hatıra olacaktır. Herhalde siz de dedim burada çay içmekten memnunsunuz. Tabii dedi, ben de çay içerim, ben de çok hoşlanırım diye kanaatini ifade etti. Bunlar sevgili gençler basit meseleler değil. Bunlar çok mühim meselelerimiz. Şimdi aziz devletimizin takip etmesi gereken politikaların başında iktisat politikasının yanında en az iktisat politikası kadar önemli siyaset, politika, dil politikası olmalı. Düşünce politikası olmalı. Türkçe meselesi olmalı. Bir İngiltere seyahatinde orada bir kayınbirader bacanağım var. Onun yardımıyla bir gemi sohbetinde, bir gemi seyahatinde kaptana sordum. Özellikle Türkiye'deki bu dil uygulamalarını dikkate alarak sordum. Dedim ki, beyefendi sizin dilinizde, İngiliz dilinde aşağı yukarı 300 bin, 400 bin civarında kelime var. Ama bu kelimelerin bir kısmı Latinceden, bir kısmı Fransızcadan, bir kısmı Yunancadan, bir kısmı Arapçadan, efendim Çinceden, Rusçadan, falan dilden, filan dilden gelerek dilinize girmiş. Niye bu kelimeleri dilinizden çıkarıp atmıyorsunuz? Neden öz İngilizce ile konuşmuyorsunuz? Çıkarın atın, öz İngilizce ile konuşun. Kaptanın bana vermiş olduğu cevabı ölünceye kadar unutamam. Öz İngilizce diye bir dil olmaz dedi. Bizim dilimize şu dilden veya bu dilden giren ama bütün İngilizler tarafından sevilen, bilinen, kullanılan kelimeler artık bizim dilimizin kelimeleridir. Hiçbir İngiliz aydını bu kelimeleri bizim dilimizden çıkarıp atmak cüretini gösteremez dedi. Öz İngilizce olmaz, İngilizce vardır dedi, o kadar. Peki dedim, az önce bana bu sene üniversiteye devam edecek olan kızınızdan bahsettiniz. Kızınız Shakespeare İngilizcesini biliyor mu? Shakespeare İngilizcesini. Dedi ki, İngiltere'de Shakespeare İngilizcesi bilmeyen bir insana aydın nazarıyla bakılamaz. Ben nasıl Shakespeare İngilizcesini öğrendimse kızım da Shakespeare İngilizcesini bilmek mecburiyetindedir. Sonra saatine baktı. Şu anda tutmuş olduğum bir hoca evimde kızıma Shakespeare İngilizcesi dersleri vermektedir dedi. Dikkatinizi çekiyorum. Shakespeare bundan aşağı yukarı 410 yıl, 420 yıl önce yaşayan ve ölen bir İngilizce dedi. İngiliz devleti 400 yıl önce ölen bir edibinin eserlerini çocuklarına okutuyor ve bundan hiçbir şey kaybetmiyor. Aksine büyük kazancı var. Türkiye'de bizim aziz devletimiz, bizim sevgili öğretmenlerimiz, bizim aydınlarımız, bizim annelerimiz ve babalarımız bu dil meselesinde o kadar kayıtsız hareket etmektedirler ki bırakınız 400 sene öncesini, biz 40 yıl önce ölen bir hikaye, bir roman yazarımızın eserlerini çocuklarımıza öğretemiyoruz. Bu üzerimize bir atom bombasının düştüğüne işarettir. Bundan büyük facia olmaz. Niçin? Çünkü durmadan dil tasfiye ediliyor. Durmadan dilimizden bir takım kelimeler, aman o kelime Arapça, aman o kelime Farsça düşüncesiyle atılıyor. Ve bu bizi anlatılmaz bir karanlığa doğru çekip götürüyor. Şimdi bunu bir övünme vesilesi olarak söylemiyorum. Son derece tabii bir duygu olarak ifade ediyorum. İnanmayan gelsin evime göstereyim. Benim evimde şahsi kütüphanemde 10 bin kitap vardı. 10 bin. Artık evde adım atacak yer kalmadığı için bunun 5 bin tanesini Sivas'a Cumhuriyet Üniversitesi'ne ve İl Halk Kütüphanesi'ne gönderdim. Şu anda evimde 5 bin kütüphane var. Fevkalade iyi yetişen iki çocuğum var benim.
dil dışında. Pırıl pırıl çocuklar. Bugüne kadar ben onlara fişke vurmadım. Onlar da en küçük bir hareketle beni kırmadılar. Ama biliyor musunuz? Dünyanın en büyük acılarından birisini yaşamaktayım. Çünkü bu iki güzel evladımdan bugüne kadar bir teki o mübarek elini bu 5000 kitabın bulunduğu kütüphaneye atarak bir kitap alıp okumadı çocuklar. Söylüyorum onlara ya çocuklar, bu kitaplar sizin. Yarın ben ölüp gittiğim zaman bu size kalacak. Niye okumuyorsunuz? Bu kitapları neden okumuyorsunuz? Cevap hep aynı. Babacığım dili çok ağır bize. Dili çok ağır. Benim okuduğum yıllarda o kitapların dili bize ağır değil. Şimdi bu yıllarda bu çocuklar bu kitapların dilinden şikayet ediyor. Bundan 40 yıl sonra da benim bugün çocuklarımın okumuş olduğu kitaplardan o nesil şikayetçi olur. Peki nereye gideceğiz biz bu dil kısırlığı yüzünden? Çok büyük bir felaketle karşı karşıya kalacağımızı ayan beyan görüyorum ve size söylüyorum. Resmi rakamlara göre Türkiye'de 1400 civarında bizim kütüphanemiz var. Ama 590 bin veya 570 bin civarında kahvehanemiz var. 70 bin, 80 bin kişiye bir kütüphane düşmektedir. Ve her 95 kişiye veya 100 kişiye de bir kahvehanemizin kapıları açılmaktadır. Şimdi biz bu şartlar içerisinde çağdaş medeniyet seviyesine yükselecekmişiz. Sivas'ta bir adam vardı. Sarhoş Ömer ismiyle maruf bir adam. Rakı içerdi ve içtiği zaman gözleri şaşılaşırdı. Kelimeleri de böyle peltemsi bir dille ifade ederdi. Ve belirli bir zaman sonra o içtiği çay bardağını kıtır kıtır yemeye başlardı. Ve kendi kendine hoho yağıyum hoho, hoho yağıyum hoho diye söylenir dururdu. Şimdi ben bütün bu yanlış dil politikaları karşısında o sarhoş Ömer'in söylediği kelimeleri tekrarlamak ihtiyacını duyuyorum. Ve sözüm ona bizi çağdaş medeniyet seviyesine yükseltmek isteyen kimselere ben de kendi kendime hoho yağıyum hoho diye söylenip duruyorum. Bakalım bu faciadan kim bizi çekip kurtarmak yoluna gidecektir? Şimdi sevgili genç arkadaşlarım bir hususu dikkatinize bilhassa sunmak istiyorum. Ve biliyorum ki burada bazı başörtüsü takan kızlarımız bana kırılacaklardır. Hiç umurumda bile değil. Çünkü ben doğruyu söylüyorum. Ve muayyen bir zaman sonra inanıyorum ki onlar da bu doğruyu göreceklerdir. Ben bütün varlığımı İslam'a bağlı bir insanım. Deli miyim ben kendi ahiretimi, kendi tavırlarımla, kendi hareketlerimle ateşe atar mıyım? Kur'an ne söylüyorsa başımla gözüm üzerine. Hiçbir ayetine, hiçbir suresine itirazım yok. Amenna. Ama önemli olan İslam'da Kur'an'ın ruhunu benimseyebilmektir. Kur'an'ın güzelliklerini, Kur'an'ın bizi müspet ilme teşvik eden ayetlerini dikkate almaktır. Bunu dikkate almadıktan sonra günde 5 vakit değil, günde 175 vakit namaz kılsak, sadece başımızı örtmekle değil, üzerimize birkaç ayrı çuval da geçirmiş olsak, bulunduğumuz yerde saymaya devam ederiz. Önemli olan Kur'an'ın aydınlıklarını bilmektir. Şimdi bu konuda dikkatinize sunmak istiyorum. İçerisinde bulunmuş olduğumuz durum gerçekten çok vahimdir. Bunu yıllarca önce, 100 yıl önce Meşrutiyet ve Cumhuriyet devrimizin en büyük dil alimlerinden, din alimlerinden birisi olan Mehmet Akif merhum ortaya koymuş. Diyor ki evet biz bilmiyoruz dini. Eğer bilseydik çare yok gösteremezdik bu kadar sersemlik. Ya açar Nazm-ı Celil'in bakarız yaprağına, yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir hele Kur'an şunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. Şimdi bizim birçok insanımız Kur'an-ı Kerim'i götürüp mezarlıkta okuyor. Okumasın, okusun, ne kadar okusun, ne kadar istiyorsa o kadar okusun. Ama Kur'an'da bizi müsbet ilme teşvik eden ayetleri de dikkate alsın. O ayetleri dikkate almadıktan sonra istediği kadar Kur'an'ı mezarlıklarda okusun. İstediği kadar açsın Kur'an'a baksın. İstediği kadar Kur'an'ı başının üzerinde tutsun. Hiçbir gelişme içerisinde olamayız. İşte size son derece mühim bir hadise. Arap Yarımadası'nda şimdi dini meseleler dolayısıyla bir bölünme meydana geldi. Şii topluluk var, Sünni topluluk var. Şunu açıklıkla söylüyorum ki Şii topluluk da Müslümandır. Allah'ın birliğine inanır, kitaba inanır. Sünni topluluk da öyle.
ama Sünni toplulukta son derece büyük bir cehalet içerisinde, Şii toplulukta son derece büyük bir cehalet içerisinde. Televizyonlarda görüyorum ben. Sünni camiadan bir takım insanlar havan toplarını veya benzer silahlarını dolduruyorlar, Şiilerin namaz kıldığı camileri atıyorlar. Ve gösteriyor film, o camiyi birdenbire yere yapıştırıyor bu Sünnilerin atmış olduğu top, mermi. Ve arkasından bağırıyorum, Allahu Ekber! Ben de oturduğum yerden diyorum, yat da geber, yat da geber diyorum. Sen orada Şiilerin namaz kıldığı bir camiyi nasıl yerle yeksan edersin? Adam da namaz kılıyor orada. Sen ne biçim Müslümansın? İslamiyet'te katiyen böyle bir değerlendirme yoktur, katiyen. Dinde zorlamak yoktur. İslam bir tebliğ dinidir, telkin dini değildir. Yani insanları zorla İslam'a davet etmek yoktur katiyen. Ben hamdolsun Müslüman olduğum için böyle söylüyorum. Benim nazarımda bir Hristiyan veya bir putperest veya bir Musevi yanımda gelse söz gelişi, bu su bardağına tapınmak istese vallahi billahi tallahi ben derhal burayı terk ederim. Adam ibadetini rahat yapsın. Bana ne? Ama bana sorsa ben ona derim ki yanlış yapıyorsunuz. Niye bu bardağa tapınıyorsunuz? Niye bu muma tapıyorsunuz? Doğrusu Kur'an'a inanmaktır, Allah'a inanmaktır, Allah'a tapınmaktır. Vazgeçin derim, o kadar. Vazifem orada biter. Dövmem o adamı, sövmem o adama. Ama Arap Yarımadası'ndaki Sünni Türkler cehaletleri yüzünden Şiilerin camilerini bombalıyorlar. Üstelik Allahu Ekber diyor. Bu defa onlar Sünnilerin namaz kıldıkları camiye bomba atıyorlar. Onlar bağırıyor. Allahu Ekber. Böyle Allahu Ekber demenin hiçbir kıymeti yok. Neden? Çünkü Kur'an'ın ruhundan uzak adamlar. Beş vakit namaz kılıyorlar. Karıları çarşaf içerisinde. Büyükada'da babadan kalma bir evimiz var. Büyükada'daki o Arap turistleri gördüğüm zaman anlatılmaz bir ızdırap duyuyorum. Arap kadınları. Sadece gözlerinin bu kısmı meydanda. Aman aman aman. Böyle simsiyah örtüler içerisinde. Üstelik bir de tutmuşlar. O gözlerinin hizasını siyah bir gözlük takmışlar. Gözlerinin rengi de görünmesin diye. Gün görünse sanki kıyamet kopacak. Şimdi bu Arap kadınları görüyorum. Sizin de dikkatinizi çekmiş olmalı. Hep bilmemekten, cehaletten kaynaklanan hareketler. Ayak topuklarından bir karış ötede entarileri sürükleniyor. O sürüklenen bütün sokakların pisliğini arkalarında toplayarak dolaşıyorlar. Sonra ezan vakti geldiği zaman camiye girip namaz kılıyor o kadınlar. Benim 3 tane adada cami var. Bütün o camilerin imamlarını tanıyorum. Gidip almayın bu kadınları cami. Almayın, sokmayın bunları. Deyin ki olmaz. Bu kıyafetle namaz kılınmaz. Çünkü namazın 12 şartı var. Önce namaz kıldığınız yer temiz olacak. Sonra kılığınız, kıyafetiniz temiz olacak. Siz bu pisliği aynı zamanda bizim camilerimize de getiriyorsunuz. Gidin. Düzgün bir kıyafet giyinin, gelin namazınızı öyle kılın. Veyahut da bu camide namaz kılacaksanız bu entarinizi diş kapaklarınıza kadar çekin. Sokağın pisliğini bu camilere bulaştırmayın diye ikaz edin diyorum. Bizim imamlarımıza da o cesaret olmadığı için bir şey söyleyemiyorlar. Ama Araplar o pisliği, sözüm ona, Müslüman olmalarına rağmen bizim camilerimize de bulaştırıyor. Bütün bunların hepsi bilmemekten kaynaklanıyor. O bakımdan Mehmet Akif merhum, ki bizim meşrutiyet ve cumhuriyet devrimizin en büyük en büyük din alimlerimizden birisidir ve bir büyük destan şairidir, bir büyük abide şahsiyete sahiptir. O diyor ki ne Kürt elifbayı sökmüş, ne Türk okur ne Arap, ne Çerkez'in ne Laz'ın var bakın elinde kitap. Hülasa milletin efradı bilgiden mahrum, lakin şunu unutmamak lazım, zaman ulum ilim zamanı demektir. İlim devrinde yaşıyoruz ama bu Kürt daha alfabeyi sökmemiş. Türk'ün, Çerkez'in, Arap'ın elinde kitap yok. E nasıl biz ilim devrinde bu ilimle yaşayan insanlarla boy ölçüşebiliriz? O bakımdan buradaki başörtülü kız arkadaşlarıma önemli hatırlatmak istiyorum. Bana kırılacaklarını bildiğim halde önemli olan sadece başı örtmek değildir. Önemli olan bu örtünün altındaki beyni güzelleştirmektir. Siz o beyni güzelleştirmeden, yani bilmeden, okumadan, dilinizi, dininizi, Türkiye üzerinde oynanan oyunları iyice bilmeden başınızı 40 bin örtüyle örtmüş olsanız, çuvalların içerisine girmiş olsanız ne İslam'a ciddi bir faydanız olabilir ne memlekete. O bakımdan hem başı açık kızlarımızın hem başı kapalı kızlarımızın bilhassa Türkçe konusunda, Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunlar konusunda hassas olmalarını, onlardan çok yaşlı bir ağabeyleri olarak bilhassa istirham ediyorum. Şimdi bunları
ortaya koyduktan sonra geliyorum Cumhuriyet devrinde bizim dil meselemize. Sonra eğer uygun bulursanız size bazı şiirlerimden de örnekler okumak istiyorum. Meşrutiyet devrinde, Tanzimat devrinde dilde sadeleşme hareketleri başladı, doğru. Ama bu dil üzerindeki en büyük hareketler Cumhuriyet'in ilanından sonra oldu. Şimdi arkadaşlar, benim şahit olduğum çok önemli bir husus var. O önemli husus şudur. Ben bir ara Bakanlıklar Arası Ortak Kültür Komisyonu'nda başkan olarak vazife gördüm. Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Bu Bakanlıklar Arası Ortak Kültür Komisyonu'nun vazifesi şu: yurt dışındaki işçi çocuklarımız için gitmek isteyen öğretmenlerimiz bir yazılı imtihandan geçiyorlar. Sonra acaba bu öğretmenler bizi yurt dışında temsil etme kabiliyetine sahip midir sorusunun cevabını alabilmek için bunlar bir sözlü imtihandan ayrıca geçiriliyor. Bütün bakanlıklardan birer kişi geliyor Milli Eğitim Bakanlığı'na. Milli Eğitim Bakanlığı da o gelen kişilerden bir kişiyi seçiyor ve bu komisyon öğretmenlerle çeşitli konularda sohbetlerde bulunuyor. O komisyonun başkanlığına Milli Eğitim Bakanlığı beni getirdi. Bir gün bu öğretmenlerimizden, ki hepsi en az 10 yıllık, 15 yıllık öğretmenlerimizdir, öğrenmek istedim. Acaba bu öğretmenlerimizin Atatürk konusunda veya Ermeni meselesinde, Ermeni soykırımları, soykırım iddiaları konusunda ne derecede bilgileri var diye merak ettim ve sordum. Yine inanmayacaksınız ama, yani inanılacak gibi değil çünkü, bütün mukaddesatım üzerine yeminle söylüyorum, 33 kişilik gruplar halinde öğretmenlerimizi alıp konuşuyoruz. Bir gün 3 ayrı grupla görüşmemiz oldu. Sordum her gelen öğretmeni: hocam Atatürkçü müsünüz? Evet efendim, Atatürkçüyüm. Tebrik ederim. Çok güzel, çok güzel. Peki Atatürk'ün büyük nutkunu okudunuz mu? Okumadım efendim. Ha, peki Atatürk'ün büyük nutkunun kaç cilt olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum efendim. Peki Atatürk üzerine yazılan bir kitap okudunuz mu? Okumadım efendim. Ondan da vazgeçtim. Bana Atatürk üzerine yazılan bir kitabın ismini söyleyebilir misiniz? Mesela Tek Adam gibi, mesela Babamız Atatürk gibi, mesela Atatürk'le Geçen Yıllarım gibi bir kitap ismi söyleyebilir misiniz? Vallahi, billahi, tallahi, Tokatlı bir öğretmen dışında o 99 öğretmenimizden hiçbirisinden cevap alamadım. Böyle Atatürkçülük olur mu? Onlara dedim ki benim kör nenem de sizin gibi böyle Atatürkçü olabilir. Okuyacaksınız, bileceksiniz, inceleyeceksiniz. Okumadan, araştırmadan, bilmeden böyle Atatürkçüyüm demek, sokaklara dökülerek atam izindeyiz diye bağırmak hiçbir mana ifade etmez. Hali pür melalimiz bu noktada. Başka konularda da öyle. Mesela yurt dışına gittiniz. Yurt dışında diyelim ki İngiltere'de, Amerika'da, affedersiniz, Almanya'da, Fransa'da bir okulda Türkçe derslerine giren bir öğretmen olarak vazifelendirildiniz. Bir Fransız veya bir Alman öğretmen size dedi ki, ya siz niye 1915 yılında Türkiye'de 1,5 milyon Ermeni'yi kestiniz? Neden? Neden kestiniz bu adamları dese nasıl cevap verirsiniz? Kabul edin ki o Alman ve o Fransız benim. Size böyle bir soru sordum. Bana ne söylersiniz? Ve yine bütün mukaddesatım üzerine yeminle söylüyorum, İnanılacak gibi değil. Öğretmenlerimizin hepsinden aldığım cevap aynen aşağı yukarı şu: efendim biz öyle toplantılarda bulunmayız. Biz derhal o odayı terk eder çıkarız. Yo, bu peşinen mağlubiyeti kabul etmek demektir. Siz o adamlara demelisiniz ki çok iyi bir soru sordunuz. Gelin şimdi sizinle Ermeni meselesini konuşalım. Ve anlatmalısınız. Siz konuşmadıktan sonra, anlatmadıktan sonra bizim bu meselelerin üstesinden gelmemiz mümkün değildir. Burada genç arkadaşlarıma söylüyorum, siz bu üniversiteyi bitireceksiniz. İnşallah başka üniversitelerden de diploma alacaksınız. Ama bu söz gelişi dil yanında bu Ermeni meselesini bilmezseniz yarın çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacaksınız veya devletimizin, milletimizin çok büyük belalarla karşı karşıya kalmasına zemin hazırlayacaksınız. Nasıl? Bizim 10. Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer Beyefendi 2002 yılında galiba Amerika'da New York şehrinde 190 millete mensup devletlerin cumhurbaşkanlarının bulunmuş olduğu bir toplantıya katıldı Türkiye'yi temsilen. O toplantıda, ben bunu gazetelerde okudum, başıma sonra çok büyük bir bela geldi. O toplantıda Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan da var. Kalktı adam kürsüden, bir saat bizim 1915 yılında 1,5 milyon Ermeni'yi kestiğimizi anlattı. Bir saat. Sonra sıra bizim Cumhurbaşkanımıza geldi. Toplantıyı idare eden kimse bizim Cumhurbaşkanımızı davet etti. Bizim Cumhurbaşkanımız çok vakur bir şekilde kalktı yerinden.
çok vakur adımlarla yürüdü geldi. Çok vakur bir şekilde kürsüye çıktı ve çok vakur bir edayla bir cümle söyledi. İki cümle değil, bir cümle. Bu meseleyi tarihçilere bırakmak lazım dedi. Aynı vekar içerisinde döndü, geldi, yerine oturdu. O toplantıdan sonra 22 devlet bizim aleyhimizde oy kullandı. Türkler Ermeni meselesinde suçludurlar. Çünkü Cumhurbaşkanları burada ağzını açıp tek cümle söyleyemiyor. Sevgili gençler, Cumhurbaşkanımızın o toplantıda ağzını açmaması, Cumhurbaşkanımızın bu meseleyi bilmemesinden kaynaklanıyor. Bizim milletimizin suçlu olmasından değil. Ben meseleyi başbakanlık belgelerinden okuyarak öğrendim ve vallahi ve billahi bütün samimiyetimle söylüyorum. Bu Ermeni meselesinde bizim yüzde değil, binde değil, milyarda bir vebalimiz yoktur. Neler çektik biz bu milli mücadele yıllarında Ermenilerden? Ve Alman Genelkurmayı bize emretti, bu Ermenileri arkanızdan çekmezseniz bu savaştan başarılı olamazsınız, çıkamazsınız diye. Birinci Dünya Savaşı'na girdiğimizde bizim 40'a yakın Alman generali vardı ülkemizde. Genelkurmay Başkanlığı makamında bir Alman Genelkurmay oturuyordu. Çanakkale'de Liman von Sanders denilen bir adam 500 kişilik ordumuzun başındaydı. Deniz kuvvetlerimizde bir Alman, kara kuvvetlerimizde bir Alman, jandarmanın başında bir Alman. Onlar bize emrettiler, askerlikte rica yok. Çekin bu Ermenileri arkanızdan. Hep sizi, ordunuzu arkadan vuruyorlar. Doğu Anadolu'da Kürtleri ve Türkleri toplu halde katlediyor. Çekin bunları. Oradan aldığımız emirle Ermenileri biz Suriye sınırına indirdik. Ama vakti zamanda anası, babası, bacısı, kardeşi, kızı, kızanı Ermeniler tarafından en vahşiyane usullerle öldürülen Kürtler ve Türkler harekete geçtiler. İntikamlarını aldılar. Karşılıklı bir çarpışma oldu. Birkaç yüz bin civarında Ermeni öldürüldü. Birkaç yüz bin civarında Kürt ve Türk vatandaşımız toprağa düştü. Mesele kapandı. Bunları hiç bilmediğiniz zaman, Cumhurbaşkanımız bilmiyordu, ağzınızı açmazsınız, bütün dünya devletleri de bizim aleyhimizde oy kullanır, müşkül durumda kalırız. O yıllarda Nazilli'de benim bir konferansım vardı. Bunu o konferansta, çünkü hemen o günlerde cereyan etmiş bir hadiseyi de ortaya getirdim. Sayın Cumhurbaşkanı dedim, Koçeryan tarihçi mi? O konuşuyor da siz neden konuşmuyorsunuz? Lütfen yurt dışına bundan sonra çıktığınızda beraberinizle ilgililerden görüşün. Onlardan 16 sayfalık Ermeni meselesiyle ilgili bilgi edinin ve gittiğiniz yerde susmayın. Sizin susmanız sonucunda bakın 22 devlet bizim aleyhimizde oy kullanmaya başladı. O toplantıda bulunan bizim emniyet mensuplarımızdan çok değerli, kafası çok iyi çalışan, meselelerimizi çok iyi bilen bir polisimiz zabıt tutmuş. Yavuz Bülent burada Cumhurbaşkanı'na hakaret ediyor diye mahkemeye verdiler. Mahkeme asil hakimlerimiz beni 10 ay hapse mahkum ettiler. Niye? Cumhurbaşkanı'na dedim ki ben okuyun bu meseleyi, öğrenin, bilin. Türkiye'yi müşkül durumda bırakacak bir tavır içinde olmayın dedim. Ve bunu mahkeme hakaret kabul etti. 10 ay beni hapse mahkum ettiler, 5 yıl tecil ettiler, tam şimdi 4 yıl dolmuş durumda. Yani ben birisine aptal desem, o da gitse beni mahkemeye verse, şikayet etse, hakim de bana bir hafta ceza verse, o 10 ayla birlikte ben içeride suçlu olarak yatarım. Suçum Cumhurbaşkanı'na ve devlet adamlarımıza neden bu meseleleri bilmiyorsunuz diye soru sormak. O bakımdan bilin lütfen, ama benim gibi kendinizi de zaman zaman böyle ateşe atar şekilde konuşmayın. Bunları şunun için söylüyorum. Cumhuriyet'in ilanından sonra sevgili arkadaşlar, bizim bir muhalefet partimiz olmadı. Benim kendi inancım, muhalefetsiz iktidar olmaz, muhalefetsiz rejim olmaz. Her iktidarın mutlaka bir muhalefet partisi bulunmalıdır. Ama Cumhuriyet'in ilanından sonra bizim muhalefet partimiz olmadı. Kazım Karabekir Paşa Terakkiperver Halk Fırkası'nı kurdu. En çok 5,5 ay yaşayabildi. 5,5 ay sonra kapattılar. Neden? Cumhuriyet'in muhalefete tahammülü yok. Sonra bir takım suistimaller oldu. Atatürk arkadaşı Ali Fethi Bey'i çağırdı. Bir muhalefet partisi kuracaksınız dedi. Ben hem Ali Fethi Bey'in hem Ahmet Ağaoğlu'nun Serbest Fırka ile ilgili kitaplarını okudum. Oradan biliyorum. Ali Fethi Bey dedi ki, paşam ben size karşı muhalefet yapamam. Olmaz. Hayır dedi. Ali Fethi, bir muhalefet partisi kuracaksın. Kız kardeşimi de senin yanına vereceğim. En yakın arkadaşlarım seninle birlikte çalışacak ve muhalefetli bir rejim içerisinde yaşayacağız. Atatürk böyle söyledi ve sandı ki Atatürk, muhalefet partisine rağmen millet onun partisine, yani Cumhuriyet Halk Fırkası'na oy kullanacaktır. Belediye seçimlerinde durum tamamen farklı tezahür etti, ortaya çıktı. Baktılar ki iktidar belirli bir zaman sonra el değiştirebilir. Atatürk çağırdı Ali Fethi Bey'i, partiyi kapatacaksınız dedi. Ali Fethi Bey hüngür hüngür ağlayarak Çankaya'dan, ne diyeceğim ben şimdi bu teşkilata?
Niçin kapattık biz bu partiyi? Yazın dedi. Partimiz irticayı körüklediği için kapatılmıştır diye bir beyanda bulunacaksınız dedi. Adı zatında öyle irtica meselesi yok ama böyle emir alındı. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Muhalefetsiz bir devreden geçtik geldik. Bizim milli mücadelemizin bugün ben Atatürk üzerine yazılan kitaplardan sadece 93 tanesini okuyabildim. Bunu 100'e tamamladıktan sonra bu defteri kapatmak istiyorum. Yeter Atatürk hakkında 100 kitap okumuş olmak. Yeter bana göre. Okuduklarıma dayanarak size söylüyorum. Şimdi Mustafa Kemal bizim milli mücadelemizin kayıtsız ve şartsız lideridir. Kayıtsız ve şartsız. Cumhuriyetimizin kurucusu odur, inkılaplarımızın yapıcısı odur. Büyük bir devlet adamıdır ve deha derecesinde bir zekaya sahiptir. Ama bir takım kimselerin hiç düşünmediği bir başka gerçek daha var. Ama Atatürk bir insandır, insan. Yiyen, içen, acıkan, zamanı geldiğinde uyuyan, bir yerden düştüğü zaman kemiği kırılan ve o kemiğin kırılması münasebetiyle acı duyan bir insandır Atatürk. Şimdi biz Atatürk'ü bütün bu menfi düşüncelerin dışına çekip çıkararak onunla ilgili beyanlarda bulunuyoruz veya onun üzerinde öyle düşünüyoruz. Yerle gök arasını dolduracak kadar yanlış. Cumhuriyetin ilanından bugüne kadar 2014 yılının işte 22 aralığına kadar, aralıkta mıyız şimdi? Atatürk'ün büyük nutkunun dışında herhangi bir milli mücadele kahramanımızın eseri basılmamıştır. Devlet basmıyor. Niye? Çok yanlış bir Atatürkçülük anlayışında. Bir tek Atatürk'ün eseri basılsın. Ama milli mücadeleye hizmet eden eğer bir onbaşımızın hatırası varsa devlet ona da sahipsin. Hayır diyorlar. Sadece Atatürk'ün büyük nutku. Ben Kültür Bakanlığı'nda müsteşar yardımcısıydım. Bu taassubu ortadan kaldırmak istedim. İlk defa bugüne kadar araştırın, sorun göreceksiniz. İlk defa milli mücadele kahramanlarımızdan Ali Fuat Cebesoy'un bir kitabını bastırdım. Moskova Hatıraları. Çok önemli bir kitaptır o. Sonra arkasından milli mücadele hatıralarını baskıya verdim. O kitabın çıkmasına 5 forma kalmıştı. Yani 5 forma daha basılsaydı kitap tamamlanacaktı. 12 Eylül 1980 tarihinde hükümet darbesi oldu. Ordu müdahale etti. İdareye gelip el koydular. Beni derhal vazifeden aldılar. Niçin? Olacak iş değil ya. Ali Fuat Cebesoy'un kitabını bastırıyor bu adam. Aldılar beni vazifeden ve ben 1. dereceden maaş alıyordum. Beni tutup 5. dereceye indirdiler. Bana böyle bir zulüm uyguladılar. Niçin? Bu yanlış Atatürkçülük anlayışı yüzünden. Bundan Türkiye elbette kurtulacaktır. Atatürk'ün müsbet tarafları, doğru kararları yanında Atatürk'ün elbette bir takım yanlış kararları vardır. Bunların üzerinde de biz medeni insanlar olarak düşüneceğiz. Dil konusunu burada görüştüğümüze göre bunu elbette ortaya koymak lazım. Ben bir televizyon programında dedim ki, aynen televizyon programında milyonların önünde Atatürk'ün dil üzerinde, Türk dili üzerinde 3 ayrı anlayışı vardır. İkisi, iki dil anlayışı ummanları dolduracak kadar yanlıştır. Ummanları dolduracak kadar yanlış. Birisi ufukları kucaklayacak kadar doğrudur. Biz o yanlış dil anlayışlarına katiyen girmemek mecburiyetindeyiz. Atatürk'ün doğru dil anlayışını benimsemek, o dil anlayışını yaşatmak durumdayız dedim. Telefonlar yağmaya başlamış idareye. Yöneticilerle konuşuyorlar. Yönetici program bitti. Stüdyoda ayakta konuşurken geldi yanıma. Efendim dedi, siz nasıl böyle bir şey söylediniz dedi. Olacak iş değil dedi. İlk defa hem de bir televizyondan Atatürk'ün iki dil anlayışının ummanları dolduracak kadar yanlış olduğunu söylüyorsunuz. Evet söyledim. Çünkü söylediğim doğru dedim. Ama çok çok hücumlar aldık efendim dedi. O esnada bir başka dinleyici daha telefon açmış. Yönetici dedi ki tamam kendisi burada. Şimdi kendisine vereyim onunla konuşun. Karşımda genç bir adam bana aynen dedi ki efendim ben sizin şiirlerinizi çok zevkle okuyan bir kimseyim. Ama bugün sizi televizyonda dinledim. Sizden nefret ediyorum dedi. Bundan sonra hiçbir şiirinizi okumayacağım dedi. Arkadaş benden nefret etmekle yerle gök arasını dolduracak kadar haklısın. Olabilir. Sebep siz dedi nasıl Atatürk için böyle söylersiniz dedi. Şimdi bizim gençlerimizin bizim bir takım üst kademelerde bulunan insanlarımızın okumadıkları için bilmedikleri için Atatürk'ün dil meselesi hakkında böyle beyanları oluyor. Ben bugün burada size doğrularını söyleyeceğim. Siz de lütfen araştırmanızı yapın, göreceksiniz. Atatürk'ün Türk dili üzerinde 3 ayrı anlayışı oldu. 1. 1932 yılından 1934 yılına kadar Atatürk dilde devrim yapmak istedi.
Şimdi birçok kimselerden duyuyorsunuz. Dil devrimi değil, dil devrimi olmaz. Harf devrimi olur. Bir harf sistemini kaldırırsınız, yerine başka bir harfi getirirsiniz. Hukuk devrimi oldu Türkiye'de. Şeriat hukukunu kaldırırsınız, İsviçre'nin bir takım medeni hukuk sistemlerini alır getirirsiniz. Bilmem, metrede devrim yaptınız, arşını kaldırırsınız, metreyi getirirsiniz. Bilmem, litrede devrim oldu, eski sistemi kaldırır yerine yenisini koyarsınız. Bunları yapmanız mümkün ama bir milletin dilini topyekün değiştirerek yerine bir başka dil getirip koymanız mümkün değildir. O zaman o millet çıkar ortadan, başka bir millet gelir. Bizim dilimiz Türkçedir, biz büyük imparatorluklar kuran bir milletiz. Bizimle birlikte yaşayan milletlerin dilinde biz elbette bir takım kelimeler aldık. Onlara da bizim dilimizden bir takım kelimeler geçti. Bu alışverişler son derece tabidir ama Türkiye'de dağdaki çobandan Çankaya'daki cumhurbaşkanına kadar herkesin bildiği, sevdiği, kullandığı kelimeler Arapçadan, Farsçadan geliyor diye dilimizden çıkarılıp atılamaz. Mesela kelimesi Türkçedir. Arapçadan gelmesine rağmen. Mesela kelimesini dilimizden çıkarıp atarak yerine Ermenilerin orinagin kelimesinden örneğin kelimesini koymak yanlıştır. Niçin mesela kelimesini çıkarıp atıyorsunuz? Sebep kelimesi Arapça olmasına rağmen tamamen Türkçeleşmiştir. Sebep kelimesini neden dilimizden çıkarıp atarak yerine neden kelimesini koyuyorsunuz? Neden benim karşımda sebepsiz yere susuyorsun diyemiyorum artık. Neden benim karşımda nedensiz susuyorsun diyor. Şu Türkçenin çirkinliğine bakınız. Şart kelimesi Türkçeleşmiştir. Bütün Türk cumhuriyetlerini görüştüm kendileriyle. Hiçbir Türk cumhuriyetinde özgürlük diye bir kelime yok. Nereden çıktı bu özgürlük? Hürriyet kelimesi Arapça olmasına rağmen artık Türkçeleşmiştir. Bu hürriyet kelimesini dilimizden çıkarıp atmak ne bize ne Türk cumhuriyetine herhangi bir şey kazandırmaz. Nitekim gitmiş olduğum Türk cumhuriyetlerinde sordum ben. Okul durumunuz nasıl dedim. Okul nedir dediler bana. Okul nedir? Anladım da. Ha mektep dedim. Ha mekteplerimiz iyidir dediler. Bütün Türk dünyası mektep kelimesini kullanıyor. Biz mektep kelimesi Arapçadan geliyor diye çıkardık attık. Yerine Fransızın veya Latinin ekol kelimesinden veya school kelimesinden okul kelimesini getirip koyduk. Ne kazandık? Kazancımız yok. Bugün televizyonlarda seyrediyorum. Bizde başarı diye bir kelime çok başarılı oldunuz, çok güzel okudunuz kelimeleri yok. Ya yeni bir kelime kullanıyorlar. O nedir şimdi aklıma gelmedi. Performans. Performansınız güzel. Gözün kör olmasın lan. Performans ne demek? Başarılı oldunuz, güzel okudunuz. Çok memnun kaldım. Ne kadar sesiniz güzel. Notaları ne kadar hakkı okudu demiyor. Hayır. Neden? Çünkü performans kelimesini kullanacak orada. Aşağı performans, yukarı performans. Bunların 40 örnek verebilirim. Hepsi bizim korkunç cehaletimizden ve Batı karşısında duyduğumuz aşağılık duygusundan kaynaklanıyor. Şimdi Atatürk dilimize Farsçadan ve Arapçadan giren kelimeler bunlar Türkçe asıllı değildir düşüncesiyle dilimizden çıkarıp atmak istedi. Dilde devrim yaparak. Çok yanlış bir hareket. 1932 yılından 1934 yılına kadar bu konuda çalışmalar oldu. Ve 1934 yılında değerli arkadaşlar Türkçemiz, dilimiz tam bir çıkmaza girdi. Çıkmaz. Kimse kimseyi okuyamıyor. Kimse kimseyi anlayamıyor. Neden? Çünkü bin yıldan beri kullandığımız edebiyatımıza, şiirimize, destanlarımıza aldığımız kelimelerin hepsini terk ettik de ondan. Fadi Rıfkat Tay'ın Çankaya isimli kitabını hepinize tavsiye ederim. Benim uzun yıllar başucu kitabım olarak elimin altında oldu. Orada yazıyor. Bir gün bir toplantıda İçişleri Bakanı Şükrü Kaya tamamen öz Türkçe kelimelerden müteşekkil bir beyanda bulundu. Hiç kimse hiçbir şey anlayamadı. Atatürk şey kelimesini bile yasaklamıştı Arapça olduğu için. Toplantıdan sonra çıktık yanına gittim dedim ki paşam. Aynen bunlar Fadi Rıfkı'nın ifadesi. Paşam Anadolu mezarlıklarında milyonlarca insan yatıyor. Bir mucize olsa da paşam bunlar canlansalar. Bunların ilk imkanda bize söyleyecekleri kelime şey olacaktır paşam. Şey Arapça olmasına rağmen o kadar Türkçeleşmiş bir kelimedir. Masasının yanına bir sandalye çekerek oturmamı emretti. Bana dedi ki Atatürk'ün sözü çocuk dili bir çıkmaza saplamışızdır. Bırakırlar mı dili bu çıkmazda? Bırakmazlar. Ben de bu işi başkalarına bırakmam dedi. Ne zaman? 1934 yılında ve Atatürk 1934 yılında dilde bu öz Türkçecilik hareketinden veya bir takım kimselerin ifadesine göre dilde devrim hareketinden vazgeçti. Şimdi ben Türkiye'nin
72 şehrinde konuştum. Bunu katiyen öğretmenlerimize, katiyen gençlerimize anlatamıyorum. Anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum. Toplantıdan sonra bana diyor, ama efendim Atatürk dedi ki, ne dedi kardeş? Siyasi istiklalini ve yurdunu korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtaracaktır dedi. Dedi. Ama bunun çıkmaz bir yol olduğunu gördü ve Atatürk bundan vazgeçti. İşte Atatürk'ün büyük nutku. Atatürk büyük nutkunu günün Türkçesiyle yazdı. Ve muhteşem bir Türkçe var o büyük nutukta. Ben büyük nutuktaki mesela gençliğe hitabesini bir zamanlar ezbere okuyordum. O büyük nutkun gençliğe hitabesinin son cümlesi şöyle bitiyor. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Bir şiir kadar güzel geliyor bana. Günün Türkçesiyle yapılan bir, verilen bir öğüt. Şimdi bunu bir takım insanlar, kendilerini Atatürkçü diyen bir takım kimseler veya dilde inkılap yapmak isteyen bir takım insanlar değiştirdiler. Gereksinim duyduğun güç damarlarındaki soycul kanda vardı. Al lan oradan. Soycul kanda varmış. Türkçe, doğru Türkçe Atatürk'ün Türkçesi. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Atatürk 1932 yılından 1934 yılına kadar takip etmiş olduğu bu dil politikasının bizi çıkmazlara soktuğunu görünce bundan vazgeçti ve yaşayan Türkçe'ye döndü. Yaşayan Türkçe'ye döndüğü zaman da bunu doğrudan doğruya kendi kafasında düşünmedi. Ya 1911-1912 yıllarında Selanik'te Ziya Gökalp'in hikaye yazarımızın ismini söyleyin. Efendim? Ömer... Ömer Seyfettin ve Ali Canip Yöntem, bunların birlikte çıkarmış oldukları Genç Kalemler dergisinde en hayran olduğum yazarlardan birisi Ömer Seyfettin'dir. Çok şey borçlu olduğumu söyleyebilirim ama yaşım 18'e yaklaştığı için kafamda gençlik rüzgarları esiyor. Bazen bu isimleri hatırlayamadığımda oluyor. Ömer Seyfettin'in Halit, affedersiniz, Ziya Gökalp'in ve Ali Canip Yöntem'in birlikte çıkardıkları Genç Kalemler dergisinde ortaya koydukları fikirdir. Türkçeleşen Türkçedir. Atatürk 1934 yılından 1935 yılına kadar bu düşünceyi benimsedi. Çok doğru bir düşünce sistemidir. Türkçeleşen Türçedir inancında oldu ve vakti zamanında kendi kullanmış olduğu yanlış uydurukça bir takım kelimelerden vazgeçti. Türkçe düşündü ve Türkçe konuştu. Ne zaman? 1934 yılından 1935 yılına kadar. 1935 yılında Atatürk yeni bir dil anlayışının içerisinde oldu. O dil anlayışı da ummanları dolduracak kadar yanlış bir dil anlayışıdır. Ben bu dil anlayışı ile ilgili olarak yaklaşıyoruz hocam 11'e. 11'den bitiyor. 5 dakika içerisinde toplamaya çalışırım. Ben bu dil anlayışı ile ilgili Yakup Kadir Karaosmanoğlu ile evinde 1938 yılında konuştum. Hisar dergisinin kadrosundaydım ben. Derginin sahibi bana Yakup Kadir'den bir röportaj için randevu aldı. Gittim Yakup Kadir'i evinde dinledim. Efendim dedim, Atatürk'ün son dil anlayışı, güneş dil nazariyesi ile ilgili görüşleriniz nedir dedim. Yine bütün mukaddesatım üzerine yeminle söylüyorum. Yakup Kadir dedi ki, gayri ciddi, yani ciddi olmayan, ilmi olmayan, aklı olmayan, mantıklı olmayan çok yanlış bir dil anlayışıdır. Bu üçüncü dil anlayışı, güneş dil nazariyesi bizi bütün dünya milletlerinin karşısında çok müşkül durumlara sokmuştur dedi. Ben o zamana kadar kendisini ellerim göğsümde olduğu halde dinliyordum. Çok önemliydi söylediği. Çıkardım kalemi, yazabilir miyim dedim. Yakup Kadri yerinden kalktı, geldi, bileğime yapıştı. Yazarsanız tekzip ederim dedi. Neden? Çünkü Atatürk'ün bu dil anlayışının gayri ciddi, gayri ilmi, gayri aklı, gayri mantıklı olduğunu söylüyor. Ama söyleyemiyor, yazılmasını istemiyor. Niçin? Korkuyor ondan. Ona Atatürk düşmanı diyecekler. Atatürk düşmanı dedikten sonra Yakup Kadri birdenbire sıfır noktasına düşecek. Tamam efendim, yazmıyorum dedim ve anlattı bana. Bende kitapları var. Bu güneş dil nazariyesini, çok yanlış güneş dil nazariyesini Atatürk'e Kıvarniç isimli Avusturyalı Yakup Kadri'nin ifadesiyle bir dil heveskarı telkin etti. Kıvarniç Atatürk'ün şöven derecede, yani çok coşkun duygularla bir Türk milliyetçisi olduğunu bildiği için geldi ona dilimizle ilgili kendi tespitlerini arz etmeye başladı. Dedi ki, Yakup Kadri'nin ifadeleriyle konuşuyorum. Excellence, benim yapmış olduğum incelemelere göre ilk insan güneşi gördüğü zaman Türkçedeki ilk sesli harfi telaffuz etti. Aa, aa demeye başladı. Evet,
Sonra güneş battığı zaman hayretini ifade babında bu ilk insan aa dedi. Nitekim şimdi siz de bütün dünya milletleri de hayretimizi aa diye ifade ediyoruz. Bu ilk insandan geliyor. Atatürk çok sevindi bundan. Sonra bu ilk insan gökyüzünde gece yıldızları gördü. Binlerce, on binlerce yıldız. Oo dedi. Oo. Böylece Türkçedeki ikinci sesli harf ortaya çıktı. Uzaklık duygusunu anlatmak için ilk insan uuu dedi. Uuu. Nitekim şimdi siz Türkiye'de nereden geldiniz şeklinde bir soru karşısına uuu nereden geldim diyorsunuz. Z nereden geldim. P nereden geldim demiyorsunuz. Uuu diyorsunuz. Niye? İlk insandan kaynaklanıyor. Sonra ilk insan hayretini ifade babında dedi. Bugün bütün Türkiye hayretini veya sorusunu sessizliğiyle ifade ediyor. Oradan geldi. Diğer bütün tabiat hadiseleri karşısında ilk insan bu sesli harfleri buldu. Sonra bunların yanına bir takım sesli harfler koyarak ilk heceleri söylemeye başladı. Excellence, ilk insan ilk hece olarak A'nın yanında yumuşak G'yi koydu ve ağ diye bağırmaya başladı. Ağ hem beyaz karşılığında bir kelimedir hem de güneş manasına gelen bir kelimedir. Sonra A'nın yanına T'yi koydu ilk insan at demeye başladı. O'nun yanına T'yi koydu ot dedi. U'nun yanına Ç'yi koydu uç demeye başladı. Böylece ilk heceler teşekkür etmiş oldu. Ekselans ilk insan Türk'tür. İlk lisan Türkçedir. Bütün dünya dilleri Türkçeden doğmuştur. Atatürk'ü anlatılmaz ölçüler içerisinde heyecanlandırdı ve etrafındakilerine emir verdi. İlk insanın Türk, ilk lisanın Türk olduğuna dair eser yazacaksınız dedi. Şimdi arkadaşlar benim kanaatimi söylüyorum size. Siz başka düşünebilirsiniz. 1935 yılında Atatürk'ün bu düşüncesine karşı çıkacak adam daha anasından doğmamıştı. Hiç kimse cesaret ederek diyemedi ki paşam olmaz. Paşam böyle bir iddiayla ortaya çıkamayız. Paşam bu adam gelip size bunları söylüyor ama aramızda 50 milyon yıllık bir zaman dilimi var. 50 milyon yıl önce yaşayan ilk insanın nereden bilelim güneşi gördüğü zaman A dediğini, yıldızları gördüğü zaman O dediğini, nereden görelim diyemediler katiyen. Emriniz olur paşam dediler ve herkes bu konuda uydurmaya başladı. Kıvarniç'in iddiasına göre Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde 1935 yılından 1938 yılına kadar, affedersiniz 1940 yılına kadar okutulan Güneş Dil Nazariyesi kitabında, Hasan Reşit Tankut'un kitabında var bu. İlk insan bu ağ hecesinden sonra bunun yanına bir takım başka heceler ilave ederek konuşmaya, bağırmaya başlamış. Aganagak ra, aganagak ra, aganagak ra demiş ilk insan. Sonra bundan bazı heceleri atmış. Ve ilk insan Ağanagak Ra'dan Angara, Angara, Angara diye bağırmaya başlamış. Haddinize düşmüşse bunun aleyhinde konuşun bakayım. Atatürk çok duygulandı, emir verdi, tamam dedi. Bu konuda eser yazacaksınız. Arkadaşlar bundan galiba 3-4 yıl kadar önce İstanbul Televizyonu'nda bir opera sanatçısının yaşı 60-65 arasında bir kadının açıklamasını dinledim. Eskiden geceleri bizim okçularımız geceleri aya ok atıyorlarmış. Neden gündüz atmıyor da gece ok atıyor? Çünkü uydurmasına yarasın diye geceyi tercih ediyor. Ve kimin oku daha çok yukarıya çıkarsa o kişi sevincinden ok ay, ok ay diye bağırıyormuş. Bu okum aya isabet etti veya okum aya yaklaştı manasına geliyormuş. Ama bu aptal batılılar bizim okçularımızın ok ay hece sevinçlerini okey şeklinde anlamışlar. Batı'nın kullandığı okey kelimesi bizim ok ay heyecanımızdan doğmuş. Kimse demiyor ki hanımefendi bu ok ay Türkçe değil, bu Tarzan Türkçesi. Bir Türk ok ay demez, okum aya gitti, okum aya yaklaştı, okum ayın yanında der. Ne demek ok ay ama ok ayı okeyi nasıl açıklayacak bu ok ay uydurmalarından. Bizim soyumuz Bering Boğazı'ndan geçerek Amerika'ya gitmiş. Önceleri ben bu meseleye itiraz ediyordum. Ama Türkmenistan'ı bilhassa gördükten sonra şimdi ben de samimiyetle inanıyorum ki Kızılderililer kesinlikle bizim soyumuzun insanlarıdır. Kesinlikle. Sizi karşımda gördüğüm gibi buna inanıyorum. Çünkü dediğim gibi Türkmenistan'da bir takım insanlar gördüm ki %100 Kızılderili şeklinde Bering'inde. Gitmişler iyi. Bering Boğazı'ndan geçmişler. Bir şelale var, öyle bir gürültüyle akıyor ki durmak mümkün değil. Ya ne yaygara demişler. Ne yaygara zamanla Niagara olmuş. Niagara'nın aslı ne yaygaradan kaynaklanıyormuş.
Bir takım arkadaşlarımın bu ilmi tespitler karşısında gülmesini anlayamıyorum doğrusu. O kadar ilmidir bu tespitler. Sonra Amazon Nehri diye bir uzun nehir var Amerika'da. Türkistan'da öyle uzun nehir yok. Binmişler kayıklara, Amazon Nehri'nden gitmeye başlamışlar. Bitmiyor mu bari? Git git bitmez. Ulan amma da uzun, amma da uzun demişler. Amma da uzun, muayyen bir zaman sonra Amazon olmuş. Amazon'un aslı amma da uzundan geliyormuş. Atatürk'ün 1937 yılında Sivas'ta lisemizde, 4 Eylül Lisesi'nde matematik dersinde yapmış olduğu bir açıklama var. Fotoğrafları çıktı. Ben de bu konuda yazılar yazdım. O toplantıda bizzat bulunan Ticaret ve Sanayi Odalarının Genel Sekreteri Fikret Polater bir toplantıda açıkladı bunları. Atatürk 1937 yılında Sivas'a gelmiş, matematik dersine girmiş, oturmuş ön sıraya dersi takip ediyor. Hoca da tahtaya bir paralel çizmiş, yukarıdan aşağıya verevine bir çizgi indirmiş. Oradaki biz o zaman iç bükey, dış bükey diyorduk. Şimdi gençler hangi kelimeleri kullanıyorlar bilmiyorum. O açıların birbirine eşit olduğunu anlatıyormuş. Atatürk demiş ki muallim bey nedir o tahtaya çizdiğiniz? Paralel efendim demiş. Nereden geliyor demiş. Efendim Latince bir kelime. Ne demek demiş. Sonsuzla kesişmeyen iki çizgi. Bu ifadeyi o hocanın açıklamasıyla aklıma yazdım. Yıllardan beri hala aklımda. Paralel sonsuzla kesişmeyen iki çizgi. Hayır demiş Atatürk. Ben onu sana sormuyorum. Bu kelime nereden geliyor demiş. Latince hayır demiş. Yazmıyor mu bunu sizin kitaplarınız? Yazmıyor. Getir bakayım bana matematik kitabını demiş. Diyor ki Fikret Polater bizim hocamızın bir özelliği vardı. Kitabı forma forma cebinde taşıyordu. Her hocanın kendisine has bazı özellikleri var. 16 sayfayı alıyor, bu hale getiriyor. Koyun cebinde taşıyor. Sonra bitiyor onu eve koyuyor. Bu defa öbür formayı alıp getiriyor. Atatürk benim okuduklarıma dayanarak söylüyorum. Devlet adamlarımız içerisinde en ciddi olan adamdır. Çok titizdir. En küçük bir laubaliye katiyen tahammül edemez. Diyor ki hoca öyle önüne cebinden çıkarıp formayı koyunca aldı vurdu diyor masanın üzerine. Bu ne biçim iş? Sen ne biçim öğretmensin? Bu tavrınla bu çocuklara nasıl örnek olabilirsin? Bu kitap böyle mi? Bu hale mi getirilir diye hoca zangır zangır titremeye başladı. Korkusundan ölecek. Çekil dedik kenara. Çekildi. Kendisi geçti tahtanın başına. Çocuklar hiç öküz arabasına bindiniz mi öküz arabasına? Cevap verdik efendim. Bütün çocukluğumuz öküz arabalarının üzerinde geçti. Peki o öküz arabalarının tekerleklerinin toprak üzerinde bıraktığı ize dikkat ettiniz mi? Ettik efendim. Nasıl izdir o izler? Paraleldir diyoruz. Hayır diye bağırıyor. Eli tahtada böyle Atatürk'ün böyle fotoğrafları yayınlandı. Sivas'ta çıkan dergilerde de var bu. Sultanşehir isimli dergide. Eli tahtada böyle ileriye doğru geriye doğru götürüp getiriyor. Hayır. Çocuklar dikkat ettiniz mi bu öküz arabalarının öküzleri birbirlerine nasıl giderler, nasıl yürürler? Paralel diyoruz, hayır diye itiraz ediyor Atatürk. Çocuklar iki kişi sokakta yan yana yürüdüğü zaman biz onlara nasıl yürüyor deriz? Arka sıralardan hasta, korkuk, yırtık bir ses, beraber yürürler efendim dedi. Atatürk'ün beklediği cevap buydu. Kalk bağıra bağıra söyle. Zararlı bir arkadaşımız kalktı bağırdı. Beraber yürürler efendim deriz. Tamam. Bu beraber kelimesinin aslı barabardır. Bizim barabar kelimemizi Batılılar aldılar ve onu paralel yaptılar. Paralel kelimesi barabardan geliyor. Eyvallah. Sonra sınıfı terk ettik. Tam kapıdan çıkarken öbür adımını dışarıya attı. Birisi içeride döndü dedi ki çocuklar Batılıların kullanmış olduğu bülten kelimesinin aslı bizim belleten kelimemizdir. Onlar bizim belleten kelimemizi aldılar. Oradan bülten kelimesini çıkardılar. Sonra Adana, affedersiniz, Konyalı, bitiriyorum sözlerimi. Konyalı bir adam var, profesör. Naim Hazım Onat, profesör Naim Hazım Onat. İki cilt halinde kitap yazdı. Arapça, Türkçeden doğmuştur diye. Atatürk o kadar memnun oldu ki bu Naim Hazım Onat'ı 8 yıl Konya milletvekili olarak mecliste yanında tuttu. Niye? Adam Arapça, Türkçeden doğmuştur diye eser yazdığı için. Şöyle iki kadın cilt. Benim evimde vardı da tarih mecmuasını istedi, götürdüm onlara verdim. Bu güneşliğin nazariyesinde uyduran uydurdu. Geçenlerde bir kitapta okudum. Atatürk hastalığının bu son günlerinde kendisine biliyorsunuz Savanona diye bir gemi satın alındı yurt dışından. Atatürk etrafındakilerine demiş ki bu Savanona kelimesinin aslı Savaronu'dur. Savaronu. Batılılar bu Savaronu kelimesini aldılar. Savarona yaptılar demiş. Şimdi Atatürk'e has böyle bir değerlendirme. Eyvallah. Ama bu değerlendirmenin ciddi ve ilmi hiçbir tarafı yok.
Hasan Reşit Tanku tarafından Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde okutulan bu güneş dil nazariyesi 1940 yılında kaldırıldı. Niçin kaldırıldı? Çünkü Ankara'da Türk Ocağı'nda bir Türkoloji Kongresi'nde dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen ilim adamları bizim ilim adamlarımızı o gün orada kaldırıp kaldırıp yere vurdular. Ya siz nasıl İngilizce, Fransızca, Rusça, Almanca, Farsça, Çince, Japonca, Türkçeden doğmuştur diye iddia edebilirsiniz. Ya bunun hiçbir ilmi tarafı yoktur diye itirazlarda bulundular. Bizim ilim adamları da devrin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye geldiler. Dediler ki efendim biz bu güneş dil nazariyesi dolayısıyla çok müşkülatla karşı karşıya kalıyoruz. İnönü emir verdi. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinden bu ders kaldırıldı. İyi mi oldu? Anlatılmaz ölçüler içerisinde iyi oldu. Ben de elbette bütün dünya dillerinin Türkçeden doğmasını isterim ama istemek başka, meseleyi ilmi olarak ortaya koymak başka. Şimdi biz, son cümlemi söylüyorum. Şimdi biz efendim Türkçemizi, dilimizi sevelim, geliştirmeye çalışalım ama onu ne tasfiye etmek yoluna gidelim ne bütün dünya dillerinin Türkçeden geldiğini iddia edelim herhangi bir toplulukta. İddia ettiğimiz takdirde hangi duruma düşeriz? İşte bu elimdeki öz Türkçe sözlükteki kelimelerin arasına girmiş durumda oluruz. Türk Dil Kurumu'nun herkesin evinde olması gerekir Kur'an-ı Kerim gibi. Türk Dil Kurumu'nun çıkarmış olduğu bir Türkçe sözlük var. O Türkçe sözlüğün son baskısında 100 bin veya 110 bin kelime bulunduğu söyleniyor. Şöyle bir kitaptır, kalın bir kitaptır. Evinde olanlar hatırlayacak. Bu kitaptan rahatsızlık duyanlar Ali Püskülloğlu bu uzun yıllar Türk Dil Kurumu'nda çalıştı. Tutup bir öz Türkçe sözlük hazırladı. O da Ankara'da Bilgi Yayınları arasından çıktı. Gittim bu öz Türkçe sözlüğü aldım ve ciltlettim. Benim meselem olduğu için açtım, teker teker saydım. Arkadaşlar bu öz Türkçe sözlükte 3175 kelime var. Dikkat edin. 3175 kelime. Bir tarafta 110 bin kelimelik Türkçe sözlük, bir tarafta 3175 kelimelik öz Türkçe sözlük. Eğer çıkmazlara girmek istiyorsanız, her yerde kafanızı taşa vurmak istiyorsanız, eğer iki cümleyi yan yana getirip konuşmak istiyorsanız, veya konuşmak istemiyorsanız işte size öz Türkçe sözlük. Açın bunu, okuyun, bu sözlüğe göre konuşun. Bakın doğru dürüst bir topluluk önünde üç cümleyi yan yana getirip söyleyebiliyor musunuz, söyleyemiyor musunuz? Benim dil konusunda tercihim Türkçe sözlüktendir. Benim Türkçe konusunda tercihim Türkçeleşen Türkçedir. Arapçadan ve Farsçadan dilimize giren ama tamamen Türkçeleşen kelimeler tamamen bizim milletimizin kelimeleridir. Onları dilimden çıkarıp atmıyorum. Onlarla düşünüyor, onlarla konuşuyorum. Beni çok sabırla dinlediniz. Ben daha yeni yeni söze ısınmak üzereyken çünkü bu konuda efendim? Evet, ders olanlar gitsin. Çünkü ben şiir üzerinde arkadaşlarıma sözde senden kaçıyorum dolu düzgün atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun enserin imbatlarla, adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla, yüreğimin başına noktalarla, hatlarla, baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla, sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle, öldür bendeki beni sonra dirilt kendinle, çarpsan kara sevdayı en azından yüz binle, nasıl bağlandığımı anlarsın kemendinle, kaç defa çıkıp gittim buralardan yeminle ama her defasında geri döndüm seninle, hangi düğüm çözülür nazla, sitemle, kinle, ne olur bir gün beni kapında olsun dinle. Şaşırdım kaldım işte, bilmem ki nemsin, bazen kız kardeşimsin, bazen öp öz annemsin, sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin, eksilmeyen çilemsin, orada ufuk çizgim, burada yanım yöremsin, beni ruh gibi saran sonsuzluk dairemsin, çaresizim, çaremsin, şaşırdım kaldım işte, bilmem ki nemsin. Teşekkür ederim.